Daha sonra kısaca Agah'ı tanıtmak istiyorum ben. Agah bizim çok eski üyemizdi. Öğrenciliğinden beri EFSAT'lıdır. EFSAT'lı. Kısaca biyografisini okuyayım ben. 1984'te Çorum'da doğdu. 1998 yılında ortaokulda basit bir fotoğraf makinesi almasıyla bulaştı fotoğraf işine. Kendisi yabancı dil öğretmenliği ve medya iletişim mezunudur. 2003 yılında üniversite eğitimi için gittiği Eskişehir'de, geldiği diyelim artık, Eskişehir'de EFSAT'la tanıştı. İlk fotoğrafa eğitimi alarak çalışmalarına başladı. Çalışmalarını fotoğraf derneklerinde, üniversitelerde ve galerilerde sundu, sergiledi. Fotoğrafla ilgili yorum ve düşüncelerinden bahsetti. Anı naftalinlemek ve yayınlanmış makalelerinden oluşan Foto Makalem adlı iki kitabı yayınlandı. Sinema eğitimi aldı. İFSAK üyesi oldu 2009 yılında. 2013 yılında FİAP üyeliğine kabul edildi. Meslek edindirme amaçlı özel kurumlarda temel fotoğraf eğitim seminerleri verdi. Çektiği fotoğraflarda sadece beğendirmek için değil, ayrıca farklı insanlarla tanışmak, insanları fotoğraf çalışmalarıyla alışılmış sohbetlerin dışında değişik olgularla ve değerlerle tanıştırmak için kar ediyor. Her yaştan, her kesimden insanları bulundukları anla ve ortamla kaydetmeye çalışıyor. İnsanların ve nesnelerin dünyasına dair belge nitelikli fotoğraf çalışmaları yapıyor. AG'nin sosyal yaşantısı içinde iki çocuğu var ve onların dışında ayırdığı zamanı fotoğrafla değerlendiriyor. Şimdi kendisine sözü bırakalım. Anlatmaya başlamış da Çorum'dan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Alper abi. Herkese hoş geldiniz, iyi akşamlar demek istiyorum öncelikle. 98 yılında evet bir fotoğraf makinesi edinmiştim ortaokulda. Dediğim gibi babaannemin evini çekeriz diye. Sonra işte yandaki evleri, diğer insanları çekelim derken bizim de yolumuz biraz belirmiş oldu. Daha sonra tabii Çorum'da Hasanpaşa'da kütüphanede ben işte bir Edward Boabat'ın foto muhabiri birisi. Onun kitabını bulmuştum. İşte ondan sonra daha da böyle biraz daha derin bir şey devam etti. Daha sonra lise kitaplarımızı almak için Ankara'ya gidip gelirken Dost Kitabevi'nde Levent hocamızın kitaplarını görmüştüm, almıştım. O zaman tabii ki biraz da ağır geliyordu aslında kitaplar bize. Tabii bilgi olması lazım, altyapı olması lazımdı. Lise vesaire devam etti öyle. Gördüğüm işte sokakları, evleri, insanları, bulundukları mekanlarla çekmeye devam ettim. Daha sonra üniversite eğitimi için Eskişehir'e geldim. Eskişehir'de de EFSAT'la tanıştım. Geldiğim ilk iki ay içerisinde hani böyle bir kurum, böyle bir yer var mı diye araştırdım. Yürürken de Eskişehir Fotoğraf Derneği'nin, Sanat Derneği'nin tabelasını gördüm. İçeriye işte geldim gittim, o arada da kurs başlayacak yeni dediler vesaire. İşte eğitimler, seminerler derken o arada Levent Hoca'yla tanıştık tabii. Orada ilk 2003'ün Kasım, Aralık aylarında fotoğrafın dünyası diye bir ders veriyordu. İlk seminerin ilk toplantısı o şekilde başlıyordu. Bizden daha derinlemesine eğitimler almaya başladık. EFSAT'ta daha fazla kişiyle tanıştık. Levent Hoca daha sonra bize bazı yollar da açtı tabii ki. Siyah beyaz odada, biz siyah beyaz odada kimyasal işler yapma fırsatı da bulduk Levent Hoca'yla. Hani çok çok daha derinlemesine indik. Tabii insanları fotoğraflamak üzerine biraz daha gidiyor. EFSAT'ta konular da o şekildeydi. Rahmetli Merter Hoca vardı. Merter Hoca, onu da anmış olalım rahmetle. Merter Hoca da bizlerle konuşurdu, bilgisini aktarırdı. Melih Zafer Arıcan vardı, Erdem Çetintaş Hoca vardı. Hep görüşürdük. Bunlar tabii bize daha derinlemesine bilgi verdi. Biz de bu şekilde yolumuzu aslında geliştirmiş olduk. Biraz daha böyle belgesel fotoğraf dediğimiz tarafa, yani bir şeyleri, değişen şeyleri çekmeye başladık. EFSAT'ta da bayağı bir vaktimiz geçti. 10. yılını birlikte hazırlamıştık. EFSAT'ın 10. yıl etkinliklerini. Orada sergi açtık. Eskişehir'in yeni yüzünü çekmiştik. Yeni yüzü. Orada Yılmaz Büyükerşen
belediye başkanı, o da imkan tanımıştı bize, sergiler açtık vesaire derken tabii bunlar bize cesaret verdi. Bu iş hep bu şekilde oluyor. Yani biraz daha büyüklerin küçükten biraz daha cesaret vermesi gerekiyor. EFSAT bu yönde iyi bir kurum. Sürekli yani hani bu işin önde gelen ve yeni başlayanları bir araya getiriyor. Hani derneklerin aslında görevi de bu şekilde olması lazım zaten. Bilenle bilmeyeni bir araya getirip en azından bir yol çiziyor. Bu şekilde de hani bir ilerleme kaydediliyor. İnsanları fotoğraflama işinde ise Eskişehir'de de başladık. Hani Eskişehir'de de fotoğraflıyorduk. Orada insanları, mahalleleri, odun pazarını eski halini fotoğrafladık. Daha sonra değişti oralar derken bizde tabii belge kaldı, Eskişehir'in eski fotoğrafları. Bunun haricinde Mertar Oral hocamızın da bir kitabı vardı. Yine orada orada da hep insandan bahsederdi. Levent Hoca da bahsederdi. Levent hocamızın Levent hocamın kapısını ben çok aşındırırdım. Gelirdim giderdim, fotoğraf, insan fotoğrafları da gösterirdim. Hatta 20'ye 30 basardım. Levent Hoca bir gün bana istem ettiydi. Bu kadar büyük basmanıza gerek yok. Hani biraz böyle israf gibi söylemişti. Hani zaten görüyoruz, inceliyoruz diye. Hani orada yorumlardan yorumluyordu fotoğraflarımızı. Hani bu yorumlama esnasında biz de biraz daha daha iyi bir şekilde geliştirmeye çalıştık. Öykü üretmeye çalışıyorduk biz aslında. Yani insan öyküsü. Bize hep aslında bu öğretildi. Bizim okuduğumuz şeylerden de benim Levent Hoca bu şekilde de benim aslında ustam oldu. Yani hani çünkü en çok elimizi tutan da kendisi de bizi bırakmadı aslında. Hani en önemlisi odur. Bir hocanın zaten sonradan elini bırakmamasıdır öğrencinin. Ben yabancı dil eğitimi gördüm ama Levent Hocamız sonradan ben İstanbul'a taşındığımda da sağ olsun fotoğrafla ilgili bir kitap göndermişti. Hatta sonradan da söyledi, dedi ki bak bu kadar işler yapıyorsun dedi. Çıkıyorsun, konuşuyorsun vesaire. Bu alanın bir diplomasına da sahip ol. Hani işte fotoğrafçılık bölümü açmışlardı. Sonra medya iletişim bölümü de açtılar. Ben bu iki ön lisans programını da bitirdim. Çok da güzel kitaplar kazandım. O kitaplar hala da duruyor açık öğretimin. Gerçekten içinde büyük bir birikim var. Her bir bölüm neredeyse 12-13 kitap setinden oluşuyor. Güzel yani. Hani bu alanda yürüyen insanlar için temelden alması gerektiğine inanıyorum ben. İyi ki de Levent Hoca o zaman öyle bir şey söyledi. Ben ödev olarak aldım. İş hayatı vesaire biraz tabii ki zorluyor ama bir şekilde hani o kitapları bitirip devam etmek gerekiyor yola. Bu işin tabii ki akademik tarafını da görmek gerekiyor diye, okumak gerekiyor. O, daha sonra hocamızın bize Walter Benjamin, John Berger, Mary Price bir kitapları hep önerirdi hocamız bize. Bu kişilerden, insanlardan hep bahsederdi. Biz de okuduk, aldık, öğrendik. Yani hani ne bahsetmişler, ne demişler. Tabii ki bizim de okuyabildiğimiz kadarıyla, anlayabildiğimiz kadarıyla. Mesela öyküden çok fazla bahsediyorlar. Mertar Oral hocamızın kitabından da öyle. John Berger de olsun, Walter Benjamin de olsun. Hep sürekli bir insan öyküsü. Yani öyküsü olmayan fotoğrafın kendi içinde hani seçkin olmadığıyla ilgili. Serbest fotoğrafçılık var tabii ki. Biz de hani geçerken aa çok güzelmiş deyip serbest fotoğraflar biz de çektik ama öykünün işte bu şekilde bir değeri oluyor, bir kitleye ulaşılıyor diye inanıyorum ben. Tek başına bir fotoğraf, yani bazen o da tabii ki değerli bir şey anlatıyor ama öykülü fotoğraf daha biraz daha ileriye gittiğine inanıyorum. Öykülü fotoğrafın anlatımı tamamlaması için de bazı şeylere gereksinim duyuyor tabii ki. Ya sergi ya da işte 80 fotoğraflık, hep okuduğumuz kitaplarda 80-85 fotoğraflık bir öyküden bahsediliyor. Sürekli bunların. Bu gördüğüm değişimlerle ilgili benim de çevremde en fazla olan şey insanlar. Bilhassa hani fotoğrafın her zaman toplumsal tepelere ya da çukurlara, Suzan Sontag'a da hocamız söylerdi, hep toplumsal tepeler ve çukurlardan bahseder Suzan Sontag. Yani biz de ister istemez oralara yöneldik. O insanlara gittik geldik. Aslında bu izleyeceğiniz gösterilerde, sunumlarda bunlar var. Mesela ilk olarak Fikirtepe'yi başlarsak, yani Fikirtepe'de bir kentsel dönüşüm var. Fikirtepe 1970'lere kadar boş, adı sanı anılmayan bir mekan. İstanbul Kadıköy'de bir yer. 1970'lerde
Türkiye'de bir göç akımı başlıyor. Fikirtepe'ye doğru gelmeye başlıyor. İnsanlar İstanbul'a gelenler Fikirtepe'ye yerleşiyor. Türkiye'nin hemen her yerinden geliyor. Doğusu, batısı vesairesi. Bir zaman sonra tabii ki karşıt zıt taraflar da bir araya geliyor burada. O yüzden başka bir duruma da geçiyor. Fikirtepe 1980'lere geldiğinde artık bayağı bir kitle edinmiş oluyor. Tabii hep gece kondu hayatı, gece kondular var tabii ki. Bunlar yıllar sonra tabii ki 2007-2008'e gelindiği zaman oradaki görüntü kirliliği vesaire başka şeyler bahane edilerek yıkılmak isteniyor. Fikirtepe'ye gelen insanlar marangozluk, demircilik, inşaat, ailece çalışılan bir evleri var. Evlerinin en alt katına bir atölye açıp bir şeyler üretiyorlar. Zenginlerin işini yapıp orada para kazanılmaya çalışılıyor aslında. Bir zaman sonra da tabii ki otosanayi bölgesine dönüşüyor. Araba çoğaldığı zaman, araç, taksi vesaire çoğaldığı zaman otosanayicilik başlıyor. Neredeyse 300-400 tane otosanayi dükkan atölyesi açılıyor. En çok da kapanırken, Fikirtepe yıkılırken en çok şikayet eden grup otosanayiciler olmuştu. Çünkü İstanbul gibi bir yerde o kadar neredeyse 400 tane dükkanın bir yere taşınması pek mümkün değil. Yani çok da mümkün olacak bir durum değil. Burada tabii ki mağduriyetler de var veya başka karşıt zıt görüşler de var. Bir kitle diyor ki zaten oralar diyor. Şimdi ben onları alırken ses kayıtları da yaptım. İnsanlar anlatacak orada. Hani bir taraf diyor ki biz mağdur edildik. Öbür taraf diyor ki zaten diyor tapusuzdu diyor. Oralar zaten devletindi diyor. Yani iki tarafında fotoğrafını çekmeye çalıştım bu öyküyü anlatırken. Ses kayıtları da alıp yani biraz daha öykünün arka tarafını sizlerle hani paylaşabilmek açısından daha iyi olacağını düşünerek. Fikirtepe'de o zaman hikayenin sonunda memlekete tabii ki göç de var. Tekrar çoğu kişi memleketinden göç ediyor. Şimdi bununla ilgili bir şey de okumak istiyorum. Yine John Berger'in kitabında O Ana Adanmış kitabında 1920 yılında Brecht, bu estetiğin şeysi, tiyatro vesaire sinemadaki, 1920'de de Brecht kentlerin ezici etkisi üzerine diye bir şey yazıyor. Çok güzel yazmış. Yani aslında ta 1920'de bugünleri de anlatmış. Hiç çok değişmemiş. Belki Amerika'da, Londra'da 1900'lerin başında yaşandı ama Türkiye'ye tabii ki herhalde bir 100 yıl geriden geliyor ya da oraya yeni geldi. Şimdi orada yazdığı kentlerin ezici etkisi üzerine tekstinde öyle kısaydı ki zaman, sabahla akşam arasında öyle yoktu. Ve daha şimdiden o eski bildik yükselmişti beton dağlar diye bu şekilde bir şey yazıyor bu yıkımları anlatırken. Berger de yine kendi şey bunu anlatırken mesela Berger'in bu tekstinde ben orada 2-3 tane çocuk vardı çekiyordum fotoğraflarını. Sonra fotoğraftan çekerken yani bakaçtan yine son kez bir kontrol ediyoruz. Çoğu şeyi kontrol edemiyoruz böyleki durumlarda. Mesela biraz daha işte stresli falan işte orada sanayiciler stresli. 2-3 ay sonra tamamen yıkım gerçekleşecek. Çektirmek isteyen de var, küfreden de var. Doğru düzgün olayı anlatan, kendi mağduriyetini anlatan da var. Orada çocuklar gidiyordu. Tel örgünün arkasında 3 çocuk. Böyle enkazlar vardı. İnşaat enkazı göreceksiniz gösterdi de. Çocuklara sordum orada. Hani son kez bakarken montu sarmış. Böyle büyük bir mont vardı elinde. Sonra fotoğrafı çektikten sonra sordum. Telegün hakkında montun içinde ne var dedim. Sarmışsın dedim. Ne o dedim. Orada evinin, yıkılmış evinin bir duvarını sarmış. Bir oradaki bir betonu montuna sarmış. Diyor ki bunu diyor taşındığımız yere götüreceğim diyor. Çocuk yani bayağı bir 10 yaşında ya var ya yok yani. Hani bu bir duygusal bir çocuğun oradaki mahalleyle, eviyle, duvarıyla bağlantısı. Evinin yıkılmış duvarını sarmış, sarmalamış hatıra olarak saklamaya götürüyor. Çok ilginç bir. Şimdi Berger'in bununla ilgili bir mevzusu var. Yani söylüyor John Berger. Bir kentin sokaklarında bir tür acı çekerek yaşamış olan biri kaldırım taşlarını, kapı eşiklerinin, tuğlaların, pencerelerin ne anlama geldiğini fark edebilir diyor. Aslında biz de orada o çocukla hani ben daha da farkına varıyorum. Oradaki o çocuğun o duygusu, sarıp sarmalayıp götürme isteği. Yani bu gözlem yapan fotoğrafçı olabilmek için, yani bu insanları fotoğraflayabilmek için. Yani gözlem duygusu çok önemli. Önce gözlem yapmak lazım.
Birkaç gün gidip geldim zaten. Ta 2012 yılında çektiğim fotoğraflar da var burada göreceğiniz. İşte kadınlar yün dövüyorlar vesaire. Sonra en son yıkılmış, artık kepçe kamyon girmiş. Baştan sona bir öykü olacak. İsterseniz izleyebiliriz. Başlayalım o zaman. Tabii nasıl Daha isterseniz. sonra da Sonra yine konuşuruz. izledikten sonra. Ses de olmasa lazım ama. Mikrofonunuzu kapattığınız için ses gelmiyor olabilir. Olur mu? Her şey açık. Tamam. Ses olması lazım aslında ama. Sesi de duyabilirsek aslında ses kayıtları Bir var. dakika. Orada insanların anlattığı hikayeler var ama. Tamam. Gelmiyor ama bana. Alper buradan deneyeyim mi ben başı alıp? Tamam. Sen. Sesim açıktı benim ama Altta paylaşma şeysi oluyor yeşil tuşun yanında ama onu da sesi paylaşmak gerekiyor muhtemelen. tamam. Tekrar başladı o zaman. Sesinizi bir yere duyurabilirseniz böyle şu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ne bu? Buraya duyurabilirseniz insanların burada ekmekleriyle oynamasınlar. En azından bu sene idare etsinler. Bir dahaki seneye kıştan sonra herkes başının içerisine bakar zaten. Yani bunu yayınlayabilirseniz, söyleyebilirseniz, sesinizi ulaştırabilirseniz yani bunları söyleyin. Yoksa buradaki insanlar perişan olacak. Buradaki insanlar gidip de 5.000 lira, 7.000 lira, 10.000 lira kira aşağı verme şansı yok. Yani buralar biraz daha uygun olduğu için, biraz daha düşük olduğu için mesela veriyor 200 lira, veriyor 400 lira, veriyor 600 lira, veriyor 400 lira. Ha, bu bizi kurtarıyor. Ama ben buradan çıkıp da nasıl gittim 5.000 lira kira veriyor? Gittiğim yerde benim işim olacak mı? Bana iş gelecek mi? Bir de o var. Zaten hangi işle elinde işle bulaştırmak için hükümet? Bunu bulaştırmaz. Her taraf berbat. Sadece çıkan ileriden az ileride Polat Arandan'ın yeri vardı. Başladı. 6 kat, 7 kat çıktı. 6 katı zaten şu an suyun altında. 6 kat suyun altında şu an. Su doldu ağzına kadar. 3 kat kaldı. O da dolu 9 katı tamamlamış olacak. Aslında kamuoyunun bilgisi var da biz zamanında ben burada mesela 92 yılında geldim buraya. O zamanlar böyle bir şey yoktu. Yani milletten toplanıp dernekleşme, kooperatif kuralım falan. Ta ki kırılma olaylarına çıkana kadar hiç kimse oralı olmadı. Ondan sonra imza toplamaya başladılar. İşte şey yapalım, bunu da beceremediler zaten. Gün gelmiş çatmış, hep birlik olalım. Ne birlik olacak? O zaman da yapacak bir şey.
en azından devlete karşı da bir tutarlı kalın olacak. Bir kez de satın verin. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim herkese. Şimdi orada söylüyor 500 kişi gittik diye. Ben gittiğimde çektim. Özele de girmeye çalıştım. Olabildiğince özele. Çünkü bize de hani öğretilen buydu.
olabildiğince özelden fotoğraf çekmek, yakından, uzaktan değil de içeriden, onların cephesinden, mekan arkasıyla. Yani fotoğrafa bakıldığı zaman kimdir, nedir, ne iş yapıyor, mekanı neresidir? Hani bunu görmeye çalışabilmek açısından olabildiğince onlarla hani muhabbet edip önce kendi ne yaptığımı, arşivlediğimi söyledim. Bu fotoğrafları, fotoğrafçı olduğumu anlattım. Sonra fotoğrafları almaya çalıştım. Benim çektiğim geçen en son Haziran ayında çektim. O da hepsinde tabii ki maske vardı. En büyük zorluğum benim maskelerini çıkartmalarını istemekti. Çünkü bütün gösteri şimdi hepsinin ağzında maske olarak kalacaktı. Ben hani tek zorlandığım bunları çekerken maskelerini çıkartmalarını istedim. Tabii hani şimdi sen çekiyorsun ama maskesiz falan diye böyle şey de yaptılar ama özel onların mekanlarına girerek hani onlarla konuşarak mevzuyu da anlattılar. O şekilde hani iki tarafı da dinledik. Bir taraf diyor ki işgalciydi bunlar zaten diyor. Tapuları da yoktu. Geldi yerleştiler diyor. Diğer tarafta da işte benim gelmiş diyor. Burada babam almış diyor tapusunu vesaire. Şimdi de diyor bizi buradan gidin diyor diyor. Yani iki tarafında en azından bu Fikirtepe'de mesele neymiş? Onu hani gözlemleyip deneyimleyip bu şekilde yansıtmış oldum. Bu şekilde oldu bu proje. Şu anda neler var orada Agah? Tamamen yıkıldı mı? Tamamen yıkıldı. Bütün etaplar yıkıldı. Gökdelenler zaten ilk etabı yapılmıştı. Gökdelenler yapıldı. Zaten en trajik mevzusu da o oldu. Bir tarafta gökdelen yapıldı. 8 yıl beklemek zorunda kaldı. Tabii Türkiye'de finansal bazı sıkıntılara girdi bu arada. Tabii o girince bir tarafta gökdelenler, bir tarafta da yıkılamayan gecekondular kaldı. Bu sefer iki yaşantı birbirine karıştı. Orada iki adam vardı, annesiyle birlikte adam koltukta oturuyor. Yandan bir kız geçiyor. Kız giyim kuşam açısından onların hayatıyla aslında ters. Dövmeler, işte tabii ki açıklık vesaire hayret içinde onlar ona bakıyor, onlar da onlara bakıyor. Ama birlikte aynı sokağı paylaştılar. O fotoğraf yani o Fikirtepe mevzusunun özeti bence. İki tarafta. Onlar onlara bakıyor, onlar onlara bakıyor. Kimse birbirini kabullenemedi. Ama en sonunda tamamen yıkıldı. Artık kalmadı yani. Agah'cığım eline sağlık. Teşekkür ederim hocam. Güzel bir çalışma olmuş. Tabii güzel sözlerin içinde benim için gurur verici şeyler. Teşekkür ederim. Bu öğretmenlik mesleğinde olan insanlar için öğretmenlik yapanlar bilirler. Aklının erdiği, becerebildiği kadar şeyi karşıya iletmeye çalışırsın. Ben de böyle öğretmenlerden olmaya çalıştım. Bildiğim her şeyi öğretmeye çalıştım. Ve mesleğimde de senin gibi insanlar karşıma çıktığı zaman hakikaten gurur duyuyorum. 45 yıldır bu işin içindeyim bu sene itibariyle. Yani öncesinde sayarsan neredeyse 50 yıla buldu şeyin bu işin içinde. Yani eğitim boyutuyla diyorum uğraştığım. İnsan kendi öğrettiği şeylerin izlerini görmesi, bunu öğretmenler bilir hemen. Biz damgalamış deriz. Biz damgamızı hemen görürüz. O damga da iyi bir damga. Sen de iyi öğrenmişsin, iyi şey yapmışsın. İkinci olarak şunu söylemek isterim. Gene benim sık sık vurguladığım bir şeydir. Bunun sende etkisini görmekte gerçekten aslında benim açımdan çok hoşuma gitti. Fotoğraf daha önce konusu olmuştur. Fotoğraf eksik mesaj verir arkadaşlar. Yani bir iletişim aracı olarak. Fotoğrafa baktığında bir şiir okuyor gibi sen dalarsın. Kendin orada başka dünyalara gidersin. Ya bu anlamda da işte sanatın ortamına girmesi fotoğrafın biraz kolaydır. Yani mesaj eksiktir. Diğer kitle iletişim araçları gibi tamamlanmış bir mesaj vermez. Ama sen fotoğrafın yanına böyle bir gösteride bir müzik koyarsan o fotoğrafın temel meselesini ortadan kaldırırsın. Bu kuramsal olarak da bir görüştür ama ben bu işe şey yaparım, çok önem veririm. Aksini yapanlara da bir şey demem ama bana göre yapmak doğru değildir. Fotoğrafı kendi içinde bırakmak gerekir. Fotoğrafa yapılabilecek bir tek ses sinemada bizim ortam sesi dediğimiz şeydir. Yani bu ortam seslerini kaydedip onu o ortam sesiyle birlikte o mesajı açmaya yönelik bir harekete girersin. Bunun ben kendi payıma
EFSAT'ta birçok örneğini göstermişimdir, yapmışımdır. Belli ki kardeşimiz de bunlardan şey yapmış, etkilenmiş. Yaptığı şey çok doğrudur. Hatta şey bilir bizim Selçuk. Selçuk bana benim kaydettiğim sesleri meslekli 40 yıllıklarda falan başka işlerde alır, onları böyle güzel şey ekolo hale falan getirir. Öyle hem sergi ortamında hem gösterir. Arkadan o sesleri verirsin. Sanki o fotoğrafı adam kafasında kurarken o ortamda yaşıyormuş gibi bir hava oluşturmak için. Bir üçüncü meseleden daha bahsedeyim. Bir parantez açacağım ama konuya döneceğim tekrar. Bakın bu son bir ay içinde Ukrayna'da yaşayan olaylar nedeniyle petrol varili 60-70 dolardan 80'e 90'a 120'ye çıktı ve ekonomik olarak bütün dünyada hayat ters yüz oldu. Bir taraftan insanlar, binlerce insan Suriye'den ve binlerce insan buradan öbür tarafa göç etti. Ya bunları televizyonlarda seyrediyoruz ama bunları bazı insanlar da seyrederken bilim insanları buradan bir şeyler çıkartıyor. Herhalde yarın öbür gün bir ekonomist, yani böyle bir pandemi döneminde bir savaş çıktığında ekonominin hangi dengeleri ayarlar diye bir kuram geliştirir. Bir sosyolog veya bir psikolog bu mülteci olan bir çocuğun, bir tek başına bir kadının şeyiyle ilgili belki küçük boylu bir kuram geliştirecek. Yani şunu demek istiyorum. Sosyal bilimlerde ve bu fen bilimlerinde de böyledir. Gelişen, geliştirilen kuramlar bunlar rastgele şeyler değildir. Yani ta antik dönemde Platon gitti deniz kenarına, topladı etrafına insanları. Ya ben ne düşüneyim bugün diye bir şey yap. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Bilim insanı bir takım olaylardan etkilenir. Onu ondan sonra kuramsal bir boyuta dönüştürür. Ha, şimdi buradan fotoğrafa gelecek olursam, ya hep beni tanıyanlar bilir. Ya bu fotoğraf zaten çok basit bir iştir. Makineyi al çek. Kardeşim bunda bir şey yok ki. Resim yapmak gibi, roman yazmak gibi bir şey değil ki. Alet zaten %90'ını yapıyor iş. Baştan beri böyleydi. Sen eğer yazılanları, senden önce yazılanları okursan bu senin ufkunu açar. Şimdi bu anlamda da gerçekten gurur duydum. İşte Benjamin olsun, Berger olsun, diğerleri olsun, Mert'lerin rahmetlinin söyledikleri olsun, benim söylediklerim olsun. Ya bunları yaparak okur yazar, benim deyimimle okur yazar bir fotoğrafçı olacaksın. Küçümsemek için söylemiyorum ama geri kalanı şey kardeşim, İngilizlerin bir lafı vardır. Bu da ice cream derler. Yala yala elinde külahı kalır. O eğer elinde külahı bırakmayacaksan, böyle bir duruma düşmek istemiyorsan, o zaman ya bazı yazılan şeyleri öğreneceksin. Evet, çok güzel Susan Sontag'ın bir lafı vardır. Fotoğraf der, tepedekilerin ve çukurdakilerin işidir. Evet. Ve bunun üzerine gitmek işte, ben şahsen böyle fotoğrafçıların memlekette gelişmesini istiyorum. Bu kardeşimiz de EFSAT'ın yerini süpürmüştür, tuvaletini temizlemiştir, badana yapmıştır Mertel'le birlikte, oralardan gelmiştir. Bütün EFSAT'a katkıları için de kendisine bir kere daha burada teşekkür edeyim. Ben teşekkür ederim hocam her şey için, yorumlarınız için ben teşekkür ederim. Yine sizlerin hani öğrettiği bir mevzuyla ilgili gerçeğe olan bağlantılar aslında bu ses deneyimi. Ben müzik koyduğum zaman da evet, oldu ama siz beni uyarmıştınız, defalarca uyardınız. Bu müzik vesaire işte tam hazırlanmamak, belki ortam sesini almak biraz da zor oluyor. Hem fotoğraf çekip hem ortam sesi. Bir de iyi bir cihaz gerekiyor. Şimdi ama cep telefonları çok güzel. Hatta görüntü yönetmenliği yapan arkadaşlarıma sorduğumda şimdi kısa filmleri çekerken sesleri cep telefonuyla çekip sonra birleştirdiklerini söylüyor. Tabii ya, o ortam sesi çok önemli bir şeyler ama bir şey daha burada buyurun, ufak bir eleştiride bulunayım. Onu şey yapayım. Fotoğrafını fazla anlatmayacaksın. Bak, fotoğraf fazla anlatılmaz. Resim fazla anlatılmaz. Sen onu yapmışsın. Bizde bir laf vardır. Bir akademisyensen, bir şey yazdıysan pazara tezgah kurmaya benzer bu. Cesaretin varsa pazara çıkarsın. Cesaretin varsa fotoğraf kitabı yazarsın. İsminin önünde doktor, doçent, moçent vardır. Onlar cebinde duruyor ama tezgah açmaya geldiğin zaman sana kimse fotoğraf profesörsün diye kitabını almaz. Bitlis'te, İzmir'de, Bodrum'da. O içindekilere bakar. Ha, bu biraz pazara çıkmak cesaret işidir. Bu cesareti alıp pazara tezgah da kuruyorsan
O zaman malını fazla anlatmayacaksın. Malın seni anlatacak. Sorarsa anlatacaksın. Bu fotoğraf için de böyledir. Bana sorarsanız. Fazla anı ben beni bilmiyorum burada ders alanlar falan var mı? Ben öyle işte temel şeyleri söylerim. Fazla bilgi de söylemem. Kendi bulur. Temel bilgiler anlatılır. Temel yorumlar, okunacak kitaplar söylenir. Yoksa ben sana benim bütün bildiklerimi anlatırsam sen benim kopyam olursun arkadaş. Bu da iyi bir şey değildir. Tamam mı? Bırakacaksın fotoğrafı, çekmişsin aslanlar gibi, arka arkaya müzikle biri kalkar sorarsa, ya burada hangi açı kullandın diye ona. Tamam, onun dışında bırak kendi haline. Bırak kendi haline. Teşekkür ederim hocam. Kusura bakmayın biraz ders gibi oluyor ama özür dilerim. Teşekkür ederiz hocam. Yo, bunlar bize lazım. Yani sürekli hani bilgi, fotoğrafçılara sürekli bilgi de lazım. Yani sürekli bir şeylerin bilgisinin gelmesi lazım. Sadece hani sezilerle vesaire hadi şurada bir durum oluyor gideyim çekeyim demekle olmuyor. Bir bilgi olmadan çok mesela işte fotoğrafçılarda Magnum fotoğrafçılarını da biz hani incelerdik sizleri. Mesela biz anlatılan bir Henri Cartier vardı, bir Paul Strand vardı. Ben bu ikisinin mesela ayrımını da hani fotoğraf bir tanesi diyor ki Henri Cartier, Bresson. Ben bunları hani bilenler de vardır. Okuduğum şeylerde sonra detaylarını. Henri Cartier diyor ki anın peşine düşerim ben diyor. Evet, evet. Paul Strand anı doğmaya çağırıyor. Çok müthiş bir şey. Şimdi ben bu işleri yaparken hani ben anın peşine mi düşeceğim? Anı doğmaya mı çağıracağım? Benimki biraz anı doğmaya çağırıyor. O bir papanın söylediği bir sözdür. Ben şimdi yeni bir kitap çıkartıyorum. Hüseyin'e verdim basacak. Orada bu meseleyi detaylı anlatıyorum. O bir papanın sözüdür. Bu papanın sözünden çok etkilenmiştir şey. Bresson oradan almıştır. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. İlk açılış fotoğrafım var ya, Kudelka'nın 68'de önlü Rus tanklarının, Sovyet tanklarının Prag'a yürüdüğü bir olay vardır. Prag Baharı diye. Orada ilk tanklar gelirken ünlü caddede Kudelka'nın çektiği bir fotoğraf vardır. Sağ tarafta saat durur, öbür tarafta da cadde gözükür. Sen de aynı yere şeyi koymuşsun, tabelayı koymuşsun, aynı şeyi çekmişsin. Bu böyle bir şeydir işte. Bu bir tane fotoğraf anlayana şey yapar. Tamam mı? Ha dersin kardeşim. Bu Gültekin abinin deyimle bu malda iş var. Tamam mı? Gültekin. Hani burada ben görürüm, yarın bir yerde başka birisi görür. İlgilenen bir gün başka birisi daha da görür. Ama bu ustaları titiz bir şekilde elden geçirmek gerekir. Ya bir ressam düşünebiliyor musun? Hiç sergiye gitmeden resim yapıyor. Ya böyle bir şey yani olur, nadir yetenekler vardır. Naif ressamlar, Hüseyin Yüce gibi falan. Ama genelde bir durumu görürsün. Ne oluyor, ne bitiyor. Hiç şiir okumadan şiir yazılabilir mi? Şimdi bu bizdeki fotoğraf, yani fotoğraf dünyasının şeyleri, ben üniversitede kütüphanede de bakarım. Yani hangi kitap ne kadar alınmış? En az alınan kitaplar fotoğraf albümleri. Albüm görmeden nasıl fotoğraf çekeceksin kardeşim? Hep aynı şeyi çekersin. Kafanda bir para patern oluşur. O paterni çeker durursun boyu. Hocam orada da sizin yine Jonathan Crane'in bir kitabı vardı, Gözlemcinin Teknikleri diye. Evet. Okumuştunuz. Şimdi o iş, yine anlattığınız şey gözlemciyle seyirci arasında ki işte farkı, yani hani gözlemci mi olacağız biz, seyirci mi? İnsanları fotoğraflarken hani gözlemcilik daha yüksek, seyirci. Aferin. Seyirci. Bak o kitap çok ağır bir kitaptır. Çok ağır bir kitaptır. Yani öyle her baba yiğitin okuyup anlayacağı bir kitap değildir. Felsefe boyutu vardır, sanat boyutu vardır, teknoloji boyutu vardır. Gerçekten tebrik ederim seni. O en önemli yerini yaşamışsın. Hocam orada şimdi paylaşayım ben. Bir mesela gözlemci de işte bir şeye bakan ve görendir diye bahsediyor. Seyirci ise işte tiyatroya, müzeye gider diyor, bakar durur, izler. Seyreder. Herhalde fotoğrafçıların görevi gözlemci olmak üzerine olması lazım. Bakıp harekete geçen, bakıp gören. Burada siz geçenki derslerde şeyde oturumda flanör diye bir şeyden bahsettiniz. Bu kitapta flanör de, onu ben size tekrar sorabilir miyim? O flanör, aylak kelimesinin. Bak flanör şu demektir. İnsan gezerken edindiği bilgi ve deneyimiyle gezer. Nereyi gezersen gez, o bilgi deneyimiyle gezersin. Ben çocukluğumdan beri Eskişehir'i geziyorum. Eskişehir'i
kendi bilgi deneyimimle, gözlemlerimle geziyorum. İlkokul çağında başka geziyordum, lisede başka geziyorum, şimdi başka geziyorum. Bunun, bu gezmenin, bu tür gezmenin Walter Benjamin'i okuduktan sonra Ünsal Hocam vasıtasıyla bunun Fransa'daki flanör olduğunu öğrendim. Flanör demek aydın gezen adam demektir. Kitabın zaten okuyanlar bilir. İlk girişinde, ilk giriş sayfasında atıf Ünsal Bey'e bu atıftır. Yani biz de fotoğrafçılar olarak bir flanör, bir avare gezginizdir aslında. Aynı yere gideriz hep. Fotoğrafçı hep aynı yere gider. Aynı şeyi çekmeye çalışır. Çünkü kafasında oluşturulmuş bir birikim vardır. O birikim işte oradaki o durum neyse onunla ilgili bilgiler vardır. Görselleştirme dediğimiz hangi açılardan bakacağı vardır, vardır, vardır. Onlarla dolaşır. Onları zaten başarılı bir şekilde içine hissettirmiş bir insanın kötü fotoğraf çekmesi bana sorarsanız mümkün değildir. Çünkü çekim işini alet yapıyor zaten. Aleti kullanabiliyorsan bitti kardeşim. Ya düğmeyi bas. Titretmeden bas düğmeye yeter. Ama asıl o avarelik, flanörlük kısmı. Ben flanörü avare olarak Türkçe algılıyorum. Ona neden dedi kitabın ismini Avare Adımlarla Eskişehir dedim. O rastgele seçilmiş bir isim değil. Flanör böyle bir şeydir. Ve çok özellikle de üstlerinde durulması gereken bir kavramdır flanör. Eğer biz fotoğrafçı olarak bu kavramı öğrenirsek niye yaptığımızı da sorgularız. Bakın ünlü fotoğrafçılara, Ara Güler'den başlayarak diğerlerine. Ya adamlar nerelerde dolaşıyorlar ya? Flanör'ün şeyi, işte Coşkun'un konuşmalarına bakın. Flanör'ün en etkin, en başarılı insanlarından bir tanesi. Eline hangi makineyi verirsen ver, çeker adam ya. Çünkü kafa dolu. Kafada var ne yapacağı. Makine orada sadece bir aygıt. Evet, kendini doldurarak gezmek, zaten içimdekisi dolmuş bilgiyle gezmek flanörü açıklıyor. Gültekin Hoca'nın lafı geçmişken, Gültekin Hoca da şeyden hep kalıcılıktan bahseder. Ben onun sergilerine de gittim. Kitaplarından da okumuştum var. O da bu gerçeğe bağlantılarda söyler. Hemen zaman ve mekan, yine sizin bahsettiğiniz zaman ve mekanda fikir geliştirme. Aslında biz insanları da fotoğraflarken bu işlerde öyle. Hani ben geçerken aslında Fikirtepe'de oto sanayiden geçerken bu fikir de gelişti. Orada herkes yıkılacak falan dedi. Bir klimacıya gitmiştim. Şöyle böyle bundan sonra yeni yere taşınacağız. Orada aslında fikir gelişti. Bir anda şey oluyor, gezerken de hani fikri geliştirmek insanları fotoğraflar. Şimdi yalnız bu fotoğraf ve gerçek meselesiyle ilgili ben şimdi biraz önce bahsettim. Kitapta bir bölümde anlatıyorum onu da. Fotoğrafın gerçekle ilişkisi karmaşıktır. Yani fotoğraf bana sorarsan hiçbir zaman yani şey bu Arnheim diyorum. Krakauer'in kitabı vardır film teori diye. Onun alt başlığı da fiziksel gerçeğin kurtuluşudur. Redemption of physical reality. Alt başlığı budur. Fiziksel gerçeğin kurtuluşu. Yani adam orada çok da güzel onun bir fotoğrafla ilgili bölümü vardır. Metis yayınlarından çıktı. Ben şimdi bu kitapta sadece onun üzerinde bir bölüm yazdım. Şimdi bu gerçek dediğin şey, evet, fotoğraf fiziksel gerçeği, karşımıza duran bir fiziksel gerçeği en hızlı kaydeden bir resmeme tekniğidir. Fakat bunu kaydederken iki tane durum vardır ortada. Yanılsama, yanıltmaca. Tamam mı? Bu çok önemli bir durumdur. Bizde bununla ilgili yazılmış şey neredeyse yok gibidir. Bir tek benim Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi kitabında. Dizin ne girin görürsünüz. Yanılsama, yanıltmaca. Ne demek olduğunu. Fotoğrafın resmetme tekniği yanılsamaya ve yanıltmacaya teknik olarak uygundur. Tamam, teknik olarak uygun. Bu nedenle de her çekilen fotoğrafa şöyle bir durup bakacaksın kardeşim. Sen orada arkada apartmanlar önüne bir şey koymuş. Onu 21 milimetreyle çeksen belki başka bir şey görecektik. Bu anlamda fotoğraf gerçeği sunma da önemlidir ama gerçeğin de ta kendisi diyemeyiz. Burada da işte hakikat gerçek diye bir İngilizce'de reality truth diye bir mesele vardır. Bu İngilizce'de çok net bir şekilde ayrılır. Ama bizde bu hakikatten gerçek meselesini biraz böyle mütedeyyin yayınlara bakarsanız orada bunun çok güzel örneğini görürsünüz. Örneğin
Kubbe Altı grubunun hazırladığı bir Türkçe lügat vardır. Orada açın, hakikat nedir, gerçek nedir? Bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir de fotoğrafçı gözüyle. Hocam ben 3D Matrix diye bir şey hazırlamıştım. Sergi İfsak'ta İstanbul Fotoğraf Günleri'nde siz de orada konuşma yapmıştınız. Gelmiştiniz o ara sergiyi. Orada hocam ben o 3D Matrix'in altyapısını oluştururken Mary Price'ın yine sizin önerdiğiniz kitaplardandı yıllar önce. Ben 2005 yılında alıp okumuştum onu. Sonradan tekrar okumam gerekti. Orada Mary Price şöyle bir şey söylüyordu. Eğer diyordu fotoğrafta boynuzlu atlar görürseniz burada şüphe duymanız gerekir diyordu. Gerçekliğini anlatırken aslında fotoğrafın. Ya resimle fotoğraf arasındaki gerçeklikten bahsederken böyle bir şekilde Mary Price onu o şekilde anlatıyordu. Aslında hayal mi gerçek mi gerçeği ne kadar yansıtıyor? Böyle bir... Ya bunları... Bunlar felsefenin alanındaki konulardır. Tabii ki bunlarla uğraşmak gerekir. Ama bunların şey gibi biri doğrudur öbürü yanlıştır diye bir taraf almak tabii zordur. Ama bunları bu temel bilimlerden birisi olan felsefeyle beslenmekte büyük yarar vardır. Yani sayısız yarar vardır. Tamam mı? Yani bu şeye benzer kaba deyimi. Adam çok süper bir işletmecidir ama yani iyi matematik bilmez, iyi iktisat bilmez. Tamam mı? Eğer iyi iktisat bilmezsen İyi matematik bilmezsen iyi işletmeci olamazsın kardeşim. Olursun da işte gibi olursun. Bizim işlerde biraz buna benzer. Ha demem şu değil yani. Her eline fotoğraf makinesini alan felsefeden başlayarak bütün kitapları okusun. Demem o değil ama bunlara biraz açık olacaksın. Tamam mı? Zaten kalite fotoğrafçılarla konuştuğun zaman adam man bu lafları bir şekilde eder. Yani bunları etmeden bir yere ulaşmak arkadaşlar ben kendi payıma görmedim iş. Tamam mı? Görmedim. O mümkün değildir yani ulaşmak. Çünkü bizim buradaki en büyük dezavantajımız şu. Bizim kullandığımız alet çok kolay bir alet. Hep kolaydı. Teknoloji geliştikçe iyice kolaylaştı. Yani al eline bas düğmeye. Alet her şeyi yapıyor. Tamam mı? Ne olacak sonra? Sana ne kalıyor? Baudelaire'in söylediği laf. Sana ne kalıyor diyor. Sersemlerin, akılsızların, boş adamların, resim yapmakta yeteneksiz olan tembellerin işi diyor Bobber. Tamam mı? Evet. 21. yüzyılda adam yaşasa kim ne der? Bize hocam muhtemelen içerik kalıyor diyebiliriz. İçeriği evet. Nasıl dolduracağız? Tamam onu o şekilde ama içeriğini nasıl dolduracağız? Bize de muhtemelen o kalıyor. Hocam şimdi Çorum Eşrafı diye bir sunum daha hazırlamıştım ben. Onu da kendi memleketimden, Çorum'dan. Şimdi bu eşraf kelimesini tabii yorumlayanlar, eleştirenler oldu. İzledikten sonra işte eşraf, şunu söyleyeyim. Eşraf aslında bir yerde önde giden, bilgisine güvenilen vesaire bu şeydi. Ama ben esnafı çektim tabii ki. Esnafa da eşraf dedim. Çünkü orada çektiğim insanlar, orada 40 yıldır olan insanlar. Orada alışveriş yapacak insanların güvendiği bir şey mesela ayakkabısı yırtılsa götürdüğü zaman kesin bu onu yapar diye ben orada eşraf ismini atfetme sebebim o esnaf değil de eşraf gibi mesela işte orada izleyeceğimiz şeyde işte pideci Mehmet Usta var Çorum'un çok meşhurudur berber Hıdır Kırdı vardır 71 yaşında hala vergi mükellefidir berber salonunun başındadır mesela Sarraç Mehmet Çatal var o da aynı 60'ın üzerinde yaşı var Şifacı Mümtaz diye birisi vardır masaj yapar bu insanlar tabii Çorum'a mal olmuş insanlardır herkesin tanıdığı işte o kesin bilir o kesin yapar dedikleri insanlar tesbihçi Aslan Beyaz vardır işte boyacı Uğur Yönetmen vardır vesaire şimdi bu şeyde onu göreceğiz tabii ki orta ölçü yani orta ölçekte milyonlarca esnaf var tabii ki. Bu insanlar arasında da hani bu işleri onlar yönetiyor. Şahsen esnafların ben şunu da düşünüyorum. Covid'de zaten bunu gördük. Ben Covid'in öncesinde çekmiştim bu işi yaparken ta 2010'da başladım. EFSA'da da getirmiştim bu gösteriyi, sunumu. Bunu çekerken esnafın önemi aslında. Covid'de de şunu gördük. Esnaf aslında iş yapmayınca bütün ekonominin çöktüğünü gördük.
Yani Türkiye'de de aslında COVID içerisinde çünkü milyonlarca orta ölçekte bu insanlar var ve bu insanların işi güzel gitmediği zaman herkesin işi biraz sekteye uğradı. Krize bile girildi. O yüzden bu insanların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu gösteri de hani onunla ilgili vesaire çıraklık şu bu ve en son kendi alanlarında son kişiler bu insanlar. İsterseniz bir izleyelim. Alper ben mi hissetiyorum? Tamam, siz gelin hocam. Ses olması lazım ama arkada konuşma. Açık sonuna kadar ama. Ses gelmiyor bizlere. Bir daha bakalım. Tekrar alıyorum. Biraz sesi azdı yalnız Agah Bey. Ben öncesini dinledim. Evet. Ekran paylaşım bölümünde yeşil tuşa basarsanız en sonunda sesi paylaş yazıyor. Onu zaten açık o. Tamam. O açık. Acaba o onunla mı ilgili bir durum diye. Bir daha tekrar kontrol edeyim. Oynatıcıyla ilgili olabilir. Bir daha basayım. Bir daha bakalım. Şu anda çok iyi. Tamam. Görevimiz. Erkek mi, düve mi?
nasip edilmişler. Bir kriz. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çorum eşrafı hani bu şekilde aslında esnaf ama tabii ki herkesin bildiği, tanıdığı yıllardır orada mekan kurmuş, yapmış, herkesin sorduğu, saygı duyduğu insanlar. Kiminin arkasından çırak var, kiminin yok tabii ki. Belki onlardan sonra mekanlar gidecek. Yani Çorum eşrafı hikayesi aslında bu insanların, bu esnafların hikayesi oldu burada. Hazır biz de memleketimize gidip geldikçe bu insanları çekip en azından bir kayıt altına almış olduk. Bu şekilde de bu gösteri çıktı. Şimdi sana bu vesileyle bir anekdot anlatayım. Şimdi ikidir başlıyorsun, ses o gelmiyor ya. Körfez Savaşı oldu arkadaşlar. Körfez Savaşı işte böyle bombardıman falan filan yapılıyor. Birkaç gün sonra orada çok ünlü bir general vardı. Böyle haberleri çıkar. Bir kolunda kocaman bir saat, öbür kolunda da kocaman bir saat. İki saatte çıkar, kısa kollu böyle şey askeri giysilerle şeyler yapar. Bu CNN'e bir canlı yayına şey yaptı. Harekatlarına ilgili bilgi verecek. Arkasında da iki tane şey VHS kaset çalar, oynatır. Bir tane de kocaman bir ekran. Şimdi adam orada başladı konuşmaya, anlattı filan. Norman, General Norman. Meşhur, çok meşhur bir generaldi. Bilmem ne, tilki. Çöl tilkisi mi ne diye böyle bir takma adı vardı adamın. İri yarı bir adam. Çıktı kardeşim, anlattı, anlattı. Dedi ki, birinci VCR'ı başlatın dedi. Ulan gidiyor, basıyorlar, başlamıyor. Bir sonrakini bağlıştırın dedi. Yedek bir tane daha götürmüşler. Onu da bastılar. Adam kenardaki askerlere şöyle eliyle geldi. Bir itti kardeşim. Ayağında postallarla. Önce bir alttaki bir şeye, VCR'a. Ondan sonra üsttekine eliyle de ekranı darmaduman ettiği yere kardeşim. Yere düşenlere de iki tekme savurdu, çekti gitti şeyden, canlı yayında. Şimdi bu teknolojiyle ilgili meseleler hep böyle geldiğinde bu adam aklıma gelir. Burada her zaman yani Amerika gibi bir yerin bile şeyinde oluyor. Ses gelmiyor, görüntü gitmiyor falan filan. Yaşanıyor hocam, sürekli hani oluyor, diğer bazı gösterilerde de oluyor, başka çok önemli yerlerde de oluyor. Ya mikrofon çalışmıyor ya kesmişler. Sizin bir de bir mikrofon kesme hikayeniz var hocam. O zaman masa başı sohbetlerindeydi, 1970'lerde bir şey anlatıyordunuz ama bir gelmiş birisi mikrofonu kesmiş 70'li yıllarda mı 80'li yıllarda, sonra kim kesti diye. Unuttum. Evet. Eskişehir'de. Tabii.
Şimdi ben o masa başı sohbetlerini şimdi YouTube kanalında tek tek yüklüyorum. Tek tek yüklüyorum. Bu dediğini de yükleyeceğim. Adnan Menderes'in rahmetli son 3 günü Eskişehir'de arkadaşlar. Konu şimdi fotoğrafçılıktan Alper başka bir yere gidiyor ama. Alper'cim bir problem yok değil mi? Yok hocam. Çok güzel. Şimdi son 3 günü Adnan Menderes Eskişehir'de. O buradan zaten derdest edilip götürülüyor. Şimdi burayla ilgili olarak o son 3 günüyle ilgili olarak birkaç tane çok önemli tartışılan konu var. Bir hava kuvvetlerinde karşılanırken askerlerin sırtını dönmesi. İkincisi vilayet meydanına geliyor şimdiki meydanı. Burada konuşma yaparken mikrofonların kesilmesi, tellerin kesilmesi. Bir de şeker fabrikasının akşam yemekte işte askerlerin buna tavır göstermesi. Bu adam diyorlar bu üçünü de anlamadı. Göz göre göre şeye gitti. Ben bunları Orhan Hoca'ya o YouTube bakın. YouTube'da var bu. Orhan Hoca'yı son 3 günü anlattırdım o programda. Orhan Hoca da o zaman İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nin başkanı yani rektör. Protokolde ikinci kişi. Şimdi bu vilayet meydanındaki olayı yani Eskişehir'e meraklılara yani öneririm. Lütfen onu bir izleyin. O kadar güzel anlatıyor ki Orhan Oğuz. Şimdi orayla ilgili de 4-5 tane şahiye var. Adam tam geliyor konuşmaya ses yok kardeşim. Ses yok. Püf diyor, püf diyor, püf diyor. Bir şeyler söylüyor. Ondan sonra bozuluyor başbakan gidiyor. Bunun üzerine ya diyorlar askerler geldi kesti biri. Biri diyor ki ben şehirde araştırmıştım onu. Bu işleri yapan insanlar varmış. Tam bizim Akdenizlilere uygun bir iş bu da. Adam partiler işleri yapıyormuş. Partiler parasını vermiyormuş. Adam da gıcıklığına o gün başbakana siz demiş bana parayı vermiyor musunuz? Ben de o gün sesi kapatırım görürsünüz. Bir de bir üçüncü mesele daha var. O ayrı bir konu. Şimdi şeyin dediğin mesele bu yani. Orada Menderes'in sesini kesiyorlar. Ben onu 2005 yılında ya da 2006 yılında o zaman şeyde Eskişehir'deki Anadolu TV, Anadolu Üniversitesi'nin televizyonunda TVA. Ben izlemiştim hatta böyle bazı yerlerde anlatırım yani bizim öyle yani bizim milletin pek şeyi yok. Elinden ayarı yok yani. Hani böyle bir şey olduğu zaman ben de boykot ederim bak şey yaparım diye o hikayeyi anlatıyorum bazen. Bazı yerlerde güzel bir anekdot. Alper abi dağıttık konuyu ama şimdi ben tekrar toparlayayım. Çorum esnafından oraya geldik. En son Sulu Kule ile kapatacağız. İnsan katılımcıları da çok. Buyurun. Suriçi değil mi? Suriçi eski İstanbul'un. Suriçi Porta Pempton. Evet Suriçi Porta Pempton denilen işte Bayrampaşa Deresi var o zaman. Likos Deresi diye de söyleniyor. Suriçi, Sulu Kule, Ahırkapı'ya kadar olan, Zeytinburnu'na kadar olan bölge. Ben o surları defalarca üstüne de tırmanıp gezdim. Alttan da gezdim. Hatta üstüne tırmanıp gezdiğimde de bir iki fotoğraf var. Hani bazı gençler almışlar surun tepesinde. Kimse onları görmüyor. Çıkmışlar tepeye. Bayağı da zor öyle çıkmak. Kolay da değil. Çıktıktan sonra dengede kalmak da kolay değil. Çünkü çok aşırı rüzgar var. Orada gençler takılıyorlar. Sonra nasıl iniyorlar bilmiyorum ama onları da hatta çekebilmiştim. Öyle benim için bir şey oldu. Fatih'in bu Sulu Kule dediğimiz yerin yakınında Altın Kapı var. Şimdi Sulu Kule'den de manzaralar göreceksiniz bu arada. Romanlar var tabii ki. Ahır Kapı'da da romanlar var. Onların eğlenceleriyle ilgili de göreceğiz. Şimdi Fatih bu İstanbul'u fethettiğinde bu Altın Kapı denilen yerden fethediyor. Tabii o zaman Roman vatandaşta o zamankiler tabii dans ve eğlence üzerine hatta biraz da büyücülük de var. Fatih onları surların içine alıyor. Hatta diyor ki bakıyor bunlar hep sürekli dans, eğlence, coşkulular. Mehter takımı işini onlara veriyor. Mehter işini de onlar üstleniyor. Çünkü yaptıkları iş. Büyücülüğü bir zaman sonra bırakıyorlar. Çünkü Müslümanlaştırılıyorlar. Müslüman İslamiyet'i seçiyorlar. Bu şekilde büyücülükten vazgeçiyorlar ama dans ve eğlence işini mehter işine bırakıyorlar. Sonra yıllar geçiyor. 1940'lı yıllarda Sulu Kule Eğlence Evleri diye bir şeyle anılıyor. Ben kitabı bulamadım. 1946 yılında Turan Aziz Beler diye bir yazar Beyoğlu Piliçleri diye bir kitapta bu eğlence evlerini anlatıyor. Bazı yerlerden alıntılarını buldum. Bu eğlence evi diye geçiyor. 50'li 60'lı yıllarda artık Zeki Mürenler, Müzeyyen Senarlar eğlenmeye gidiyor. Nasıl şimdi Bebek vesaireye gidiyorsa o zaman Sulu Kule'ye eğlenmeye gidiyorlar.
Tabii ki oralardan da yetişmiş. Mesela Adnan Şenses oradan yetişiyor. Kibariye oradan çıkıyor. En son jenerasyonda da Hüsnü Şenlendirici yine bu eğlence evlerinden çıkıyorlar. Menderes zamanında bir kısmı yıkılıyor Vatan Caddesi açılması için. Sonra surlara doğru yaklaştırıyorlar. 85 yıllarında 1985 yılında turizmi canlandırmak için o eğlence evlerinin adını değiştirip gösteri evleri haline getiriyorlar. İşte o zaman da 35-40 tane ev varken sayısı oluyor 3000-3500 daha fazla bir sayıya ulaşıyor. 3500 kişi çalışmaya başlıyor. 90-95 arası Saadettin Tantan döneminde işte biraz herhalde işin boyutu değişiyor. Çok fazla baskınlar, şunlar bunlar derken Sulukule sonra bir şekilde bastırılıyor. 2000'li yılların başında bir dönüşüm, oraya da bir kentsel dönüşüm geliyor. Tabii ki tapular alınıyor. Oradaki halk Fikirtepe gibi değil. Fikirtepe halkı bir araya geldi. Fikirtepe halkında okumuş, onların çocuklarında okumuş avukatlar işte vesaire onların hakkını savunacak insanlar olduğu için Fikirtepe dönüşümünde Fikirtepe halkı aslında hakkını aldı. Evler, daireler vesaire ilk etapta çok karlı bir şekilde dönüşüm yapıldı. Ama Sulukule'de maalesef okuyan çok yok. Hatta ben gittiğimde orada nüfus cüzdanı olmayan çocuklar vardı. Yani çok da iyi davranmıyorlar. Çünkü hiçbir kaydı, hiçbir kuydu yok yani. Bir şey olsa bana şu yaptı deseniz bulamazsınız. Yani tespit gelmiş 12 yaşına ama nüfus cüzdanı yok. Bu şekilde bir yerde 2006 yılında bu yaşam tarzından dolayı işte karar alındı. 2008-2010'da yıkılmaya başladı. Ben de biraz son zamanlarını yakaladım romanların. Yıkılışını yakaladım. Yıkıldıktan sonra yine çekebildim. Onlarla da hani bir şekilde uzlaşıp yine muhabbet ederek defalarca Neslişah Mahallesi diye geçiyor aslında. Vefa Lisesi'nin biraz şey tarafı Bayrampaşa'ya doğru giderkenki tarafı böyle bir mahalle. Bu gösteride Sulukule var. Oranın çok az böyle eğlenceleri var. Ahır kapı var. Balat, Fener zaten hani fotoğrafçıların çok fazla gelip gidip böyle gezdiği yerler. Efsat'la da hani bir gün öyle bir şey düzenlenebilir. Böyle bir gezi vesaire gibi. Hani birlikte gezmiş oluruz. Bu Suriçi, İstanbul dediğim yerde aslında Suriçi'ndeki hayatı anlatıyor. Suriçi'ndeki bak hayatı... Bu şeyin romanların bir özelliği vardır. Fikirtepe'dekilerden bir farklı. Bu tarihsel olarak böyledir. Romanlarla ilgili yazılmış bir iki kitap vardır. Mesela Bilgi Kitap Evi'nde bir şey vardı. Şu anda yazar aklıma gelmiyor. Çingeneler diye bir roman. Çok güzel anlatır. Bunlar kurulu düzen diye bir şey vardır ya. Kurulu düzen. Yani şey, devlet, yapı, yönetim. Tarihin hiçbir döneminde Romenlerin kurulu düzene karşı çıktıkları çok çok nadirdir. Hiçbir şekilde Romenleri bir şey içinde, bir savaş içinde, bir karşı çıkış içinde, bir gerilla hareketinde tarihte Romenler görülmemiştir. Adamlar git dediğin zaman toplanıp şeyine gidiyor. Bunların böyle bir gerçekten çok farklı bir yapıları var. Senin o sözünü ettiğin evler 1970'li yıllarda vardı. Biz üniversiteye giderken vardı. Böyle o evlere gidilir, orada müzik seyredilir. Ta 70'lerin sonuna kadar. Bunlara devlet buradan git dedi kardeşim. Bunlar birkaç tane söyle bir laf söyledi. Bunların bir de içinden çıkmış bir milletvekili var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Yani o biraz uğraştı ama bunlar öyle şeylerle nedense uğraşmıyorlar. Ama Avrupa'dakiler de böyleymiş. Evet hocam, biraz bir araya gelemeyen bir topluluk. 2008 yılında hatta açılım yapıldı. Sadece hükümet yani veya işte milletvekilleri tarafından değil. Televizyonlarda da hatta o arada bir roman star, roman pop star, roman bilmem ne diye televizyonlara da o ara romanlar çok lanse edildi 2008 yılında ama benim çektiğim fotoğraflardan Kopenhag Üniversitesi'nde birisi ulaştı bana. Fotoğrafları kullanmak istediğini söyledi. Doktora tezi yapıyormuş. Hani ben de kendisine gönderdim romanlarla ilgili. Hani o da söylemişti. Yani bir türlü bir araya gelemeyen bir toplum. Maalesef hani biraz şeyler, zayıflar. İstediği şekilde hani yönlendirilebiliniyorlar. Emel abla mesaj göndermiş de Fikirtepe'de kentsel dönüşümde herkes hakkını alamadı diye. Doğru, orada da yani hala sorunlar sürüyor Emel abla. Orada da öyle işte az önceki anlatanlar öyle, kimisi bir şekilde tapu aldık diyor, kimisi alamadım beni kovuyor diyor.
şeyde ilk gösteride o şekilde bir adam orada anlattıydı sanayici. Burada isterseniz izleyelim Suriçi'ni de, Suriçi İstanbul'u da. Thank you.
Gözlerine veriyorum. 100 lira da sonra veriyorum. Ne kadar dedim? 100 lira. Sen hala eski hesabı görüyorsun abi. Ben hesaplamış zaten. Sen 100 lira ver bana, 100 lira da sonra verdin mi? Bir tane. Buyurun. Bir tane. Birinci senede koruma gözaltında olması lazım. Burayı şimdi bekliyorlar, yıkılırsa yandaki arsa gibi bomba çalacak. O da yıllardır. Şimdi belediyenin şeyi o. Kaybolmasını bekliyor. Mesela arkada vardı bir yer. İstanbul'un ilk eski yapılarından. Orada bir yer vardı. Evet. Çıkattı böyle acı bir şato gibi bir yer. Dehşet bir şeydi. Yani eğer yer geçmek istiyorsan şuradan aşağı Fener'e doğru in. Bak şu caddenin üzerine hiçbir şey hesapmaz. Sol tarafında evleri çektikten sonra kilisenin arkasına doğru çıkan yollara bak. Oralar çok eski. Çok eski oralar. Şimdinin İtalyası gösteriyor ya televizyonlar. Buralar oralardan daha eski. Geçmiş dönemin Paris'i, Balas, burası. Hiç mesela görüntüsün adam üstünü kapatmış. Öyle tuğlalar var ki tuğlalar. Çünkü İtalya'dan gelmiş, Yunan'dan gelmiş. 1816, 1815, 1814. Bak 1914. Başka? Bak şu sarı binanın yanında bir yer var. Orası da çok eski. Adam dışını tuğla yapmış. Kaybolmuş. Bak böyle aşağı hiçbir şey yerler var oralarda bak. Hiçbir şey yerler var. Sana sayacağım bak. İkinci sokaktan, cadde üstünden bak sayıyorum. İkinci sokaktan sola gir. Tam köşede Garanti Bankası'nın sokağında içeriye de gir. Orayı da hiç çekmez, kimsenilmez. Orayı böyle git bak neler göreceksin. Savaş Ayşe'ye yer aldı orada. 6-7 yedikler bina kalmamış. Toprak oldu. Sur içinde de hala bu şekilde ya yani yaşantıyı bir şekilde gittiğimiz zaman illaki çekecek insan öyküsü bir şekilde bulunuyor evlerin arasında, insanların arasında. Sormak gerekiyor. Orada ben de hani soruyorum, biraz daha yaklaşabildiğim, konuşabildiğim insanlara soruyorum. Çünkü bir yerde ne kadar vakit harcarsanız harcayın, orada çok çok uzun zaman vakit harcamış birisi size direkt adresi gösterir. Yani rastlantısal bir şeyler çekmeye çalışırsak rastlantıya bir şey ne denk gelirse aslında onunla tatmin olmak gerekiyor. Ama birilerine sorarsak onlar yeri de gösteriyor, adresi de gösteriyor. Oradaki hani herkesin kendi öyküsüyle olan işte ta İtalya'dan 1900'lerde 1800'lerde gelmiş tuğla evin arasındaki yaşantıyı da gösteriyor. O bağlamda insanları fotoğraflarken oradaki hikaye anlatıcı insanlar bulabilirsek onlara sormada fayda var. Çünkü onlar işi kolaylaştırıyor, bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bizim işimiz de hani yani insanları fotoğraflarken, bu çalışmaları yaparken hani insan aslında öyküsü anlatmak, insanı insana anlatmak. Biz aslında öyle yapıyoruz. Ben şimdi bugün sizlere hani insanları anlattım farklı şeyden. Çünkü bu insanları fotoğraflamak işinde en mevzu yani çizgi insanı insana anlatmak. Fotoğraf makinesinin herhalde tamamen basit bir durum vesaire hani yapılışı, çekilişi ama bu işin hikayesi içini doldurmak biçimden daha çok içeriği. Yani biçim tabii mesela siyah beyaz seçmek bir biçim, insanlar anlatmak başka birisi renkli seçer veya başka bir şey de yapar. Ama içerik olarak ne çekeceğimiz, nasıl bir hikaye anlatacağımız, bir de kalıcılık, ileride neyi yaşatacağımız. En azından ben sur içindeki çok farklı hayatlara, esnaf olsun, iş portacısı olsun, işte sulu kulelisi, ahır kapılısı, eğlencesi vesairesi, farklı dinlerden de hani insanların olduğu mekanları bir şekilde göstermiş oldum. Yani sur içinde de böyle bir durum var. Hala her daim
Orada bir hikaye üretilir. Yani sur içinde her zaman bir hikaye üretilebilir. Tarlabaşı da o şekilde İstanbul'da, hani başka bir bölgede oradadır. Orada da hani bayağı bir birkaç yıl gidip gelip orada da çekim yaptım ben. Oralar biraz daha zor ama bir başka seferde de inşallah o şekilde oralardan görüntüler gösterebiliriz. Gösterilerle ilgili, sunumlarla ilgili veya ekleyecek sormak isteyen, istediğiniz bir şeyler varsa alabilirim. Agah Bey, elinize sağlık. Ben 3 çalışmayı da daha önce de izledim. Aklıma geldi hatta. Biz 4 sene önce Fotoğraf Vakfı'ndan böyle belgesel çalışmalar getirmiştik. Kapandı şimdi Fotoğraf Vakfı, biliyorsunuz. Evet, maalesef. Ne yazık ki. Evet, orada bir ay boyunca EFSAT'ta her cuma, tabii o zaman yüz yüze, yurt dışından da örneklerin çok çok fazla olduğu. Hatta bir tanesi de, yine yanlış hatırlamıyorsam, ya Fikirtepe'ydi ya da İzmir'de böyle bir dönüşüm bölgesiydi. Ama yurt dışından, tam da böyle sizin çalışmanızı izlerken aklıma geldi. Birkaç ülkeden böyle dönüşüme giren kentler, tıpkı Fikirtepe gibi. Ve orada da yine sizin yaptığınız gibi, Levent Hoca'nın da altını çizdiği gibi, bu belgesel çalışmalarda hep ortam sesleri kullanılmıştı. Hatta bizim işte gösterilere gelen Eskişehirli fotoğraf severler diyelim, bizi izleyenler. Ben öyle bir ki böyle homurdanma da oldu. Müzik yok falan. Hani gösterilere hep müzikle alıştıkları için. Ama tabii belgesel çalışmaların kendine özgü bir yapısı var. Orada tabii ortam seslerinin aynı anda mı alınıyor, sonra mı montaj yapılıyor bilemiyorum ama çok önemli tabii. Değerli o montaj olayı. 3 çalışmanız için de teşekkür ediyoruz. Çok çok güzel çalışmalardı. Belgesel çalışma anlamında çok güzel örnekler. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Hani buraya toplandık, güzel de oldu. Zaten her cuma katılıyoruz. Ben de katılıyorum. Burada izliyoruz. Çünkü her ne olursa olsun diğer kişilerin yaptığı şeyleri de izlemek gerekiyor. Fotoğraf çekmek için daha fazla bakmaya da ihtiyaç var. Başkalarının yaptığı ya da bizden önceki ya da ustaların yaptığı fotoğrafları incelemek de gerekiyor. O bir fikir doğuruyor insanda. Daha farklı hani neler yapılabilir. O yüzden izlemek de önemli. O yüzden bir yıl boyunca izleyip bir kez hani gösteri yapılıyor ama ben bir yıl boyunca Covid zamandan beri EFSAD'ı takip ediyorum zaten. 2 yıldır da güzel. Önceden zaten hep oradaydık. İşin düzenini biz kuruyorduk zaten. Projeksiyonundan bilgisayarına, eskiden hani EFSAD'da olduğumuz zamanlar. Arka. Buyurun. Buyurun Arka abi. Buyurun. Ses gitti galiba Alper'in. Sevim Hanım söz istiyor. Ona bir söz verelim bu arada. Alper bağlanıncaya kadar. Bağlandım. Merhabalar herkese. İyi akşamlar. Levent Hocam, Semra Hocam. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Agah Bey muhteşem bir belgesel tadında siyah beyaz fotoğraflardan oluşan büyülü bir dünyada yolculuk yaptık. Çok hoşuma gitti. Ortam sesleriyle izliyor olmak apayrı bir havaya büründürdü. Sanki oradaymışız gibi, Levent Hocam'ın da bahsettiği gibi. Sizinle beraber o fotoğrafları çekerken bizler de arkanızda size eşlik ediyormuşçasına o duyguyu yaşadık. Fotoğraflarını izlerken bir şey daha paylaşmak istiyorum kendimle ilgili. Bir çocuktan bahsettiniz. Ceketine bir beton parçasını sarıp alıp götüren bir çocuk. Sanki doğru. O anda kendimi görmüş gibi oldum. Eskişehir'de kapalı spor salonu, yüzme havuzu, stadyumun yıkıldığı gün Eskişehir'e geldim, şehir dışındaydım. Bir anda çocukluğumun geçtiği, gençliğimin geçtiği kapalı spor salonu, stadyumun yerle bir olmuş, yıkılmış tuğlaları, beton yığınlarının orada burada atılmış olduğunu görmek aynı o çocuğun hissettiği duyguları yaşattı bana. Kentin kimliği sanki yok oluyormuş gibi, geçmişimi, çocukluğumu, yaşadıklarımı elimden alıyorlarmışçasına böyle bir duyguya kapıldım. Ve elimde eşyalarım ağır olmasına rağmen 2-3 tane tuğla parçasını ben de o çocuk gibi aldım. Ve onu hala saklarım evimde. Yani dışarıdan bakan biri için çok anlamsız gibi görünebilir.
Ama o binanın bir parçası ve onu her gördüğümde gençliğime, çocukluğuma dönebiliyorum. Bu duyguları hatırlattınız. Bunun için de çok teşekkür ederim ve çok da duygulandım açıkçası. Sevim Hanım, biz çocukluğumuzda ve gençliğimizde bu istasyon köprüsü vardı ya şimdi. Evet. Etiye gider. O köprü yıkıldı. O köprünün altından gider. Öyle oralarda bisikletle dolaşırdık. Ve oradaki kiremit fabrikaları falan kenarlarında duvarlar vardı. Evet. Yani bütün çocukluğumun, gençliğim o duvarların kenarında geçmiştir. O duvarlara böyle bisikletimizi dayardık. Orada oynardık falan. Tenha yerlerdi. Aynı şeyi ben de düşündüm. Ben oralar yıkıldıktan sonra oraların inşaatını yapan mimar da arkadaşımdı. Rica ettim, bana 2-3 tane tuğla getirdi. Hala bahçemde durur o tuğlalarda. Gelen giden sorar, hocam bunları niye topladın falan diye. Hikayesi uzun, ne anlatacaksın? Ama o hakikaten başka bir duygudur. Yani o evet. Çocuğun hissettikleri diyorum ya, şu anda bile duygulandım. Elimde inşaatlarım, valizlerim var. Taşıyabilme sınırlarımın üstünde yüklendim resmen. Adeta onları kucakladım. Ve sanki gelsem evim yakın. Bırakıp eşyalarımı dönüp tekrar alsam sanki bir daha bulamayacakmışım duygusuna kapıldım. Ya o işte Eskişehir Stadyumu için de öyle. Ben de 67 yılından başlayarak ta 77'ler kadar orada atletizm yaptım. Benim gibi uğraşan birçok insan yani yıkılırken falan ben gidemedim yani. Fotoğraf çekmeye bile gidemedim. Bazı öğrencilerime yolladım, şey yaptım. Yani içim kaldırmadı oraya gitmeyi. Evet, ama şöyle bir şey de var tabii. Bu şeyin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel bir sözü vardır. Şehirler imar eder, kentler imha eder diye. Ne yazık ki ben tabii bu avare adımlarda bu şehir çocuğu olduğum için bu kelimeyi fazla açmadım. Okuyanlar bilir, bir iki yerde geçer. Eskişehir'de son artık yıllarda kent olmaya başladı. Kent olmaya başladıktan sonra da işte Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği şeyin şeyine düştü. Tamam, yani artık imha ediyor. Fakat burada şöyle bir çelişki de var. Ya kardeşim, stadyumu, yüzme salonu şehrin göbeğine getirip o tutmuşsun, şehir onun göbeğinde kalmış. Yani hangi akıl onu oraya yaptı o zamanlar? Yani hiç şehircilik, bu şehir 20 sene sonra nereye gidecek, ne olacak diye de, bu da başka bir şey yani. İşin başka boyutta bir çelişkisi. Ve işleyen çalışan mekanlardı. Herhangi bir problemin yaşanmadığı mekanlardı. Spor yapabilmek için stadyum yan tarafındaki koşu pistinde mahalle halkı istediği zaman gelip sporunu yapabilirdi, koşabilirdi. Bu arada fotoğraflarınız içerisinde o ilk bölümde bahsetmiş olduğunuz Fikirtepe'deki yıkımla ilgili bir beyefendinin suda yansıması ve arkada yükselen binalar. Yani o yok oluşun, şehirleşmenin, betonlaşmanın duygusunu bana tam anlamıyla yansıtan ve sizin de söylediğiniz gibi günler o kadar kısalmıştı ki bir sabah bir akşam oluyor, öğleler kaybolmuştu. O duyguyu yaşattı bana, yani güneşin görülmediği binalar arasında kayboluşu. Çok teşekkür ederim, emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim, çok sağ olun izlediğiniz, katılımınız için. Orada da yine aynı şehir, işte şehrin yok olup kente dönüşmesi. Oradaki adam yine orta yaşlı birisi. Muhtemelen yine geziyor. Şimdi o kendi mahallesinde zaten her gün gezmeye alışık, belli. Ama bu sefer gezerken o gökdelenlerin arasında geziyor. Yani yine bakıyor etrafa ama tabii alışmış, gidemiyor da gidebilen artık memleketine göç etti ya da başka bir yere geçti. Aynı statüde bulunabilecek. Ama bir kitle de orada sıkıştı, kaldı. O insan da öyle orada geziyor. Hani ne aradığını bilmiyor ama bir şekilde geziyordu. Sabah çok erken bir saatteydi. Ya hiçbir amacı yok. Öyle yürüyordu o. Belli hani oralarda, oradan karşıya köprü yapıldı. Muhtemelen köprüyü kullanıp karşıya geçip biraz da karşıya geçeyim deyip herhalde şey, Ünalan tarafını gezip de geri dönmüş. Öyle bir herhalde hikayesi vardı o adamın da orada. Hocam sizin paylaştığınız, söylediğiniz köprü bu köprü mü acaba istasyonun? Evet. Tabii o köprü. O köprü. Tabii o köprü yıktılar.
Evet aynen. Hocam. Ben de bu köprüyü çok severdim hocam. Sisli havalarda çok giderdim Eskişehir'de. Sol altında bir park var. Biliyorum siz kitabınızda bahsetmişsiniz o parkta. Toplanırdık. Hep orada da biz de toplanırdık hocam. Şey yapardık. Sonra tabii şey oldu. Biraz yalnızlaştırıldı. Orada bir çay bahçesi vardı. Sonra kapandı vesaire derken. Başka emek 2. Emek 2. Evet hocam. Kapandı. Sonra bayağı bir oraların da fotoğrafı var ama bulamam. Hani ben Eskişehir'de birkaç fotoğraf hazırlamıştım böyle. Eskişehir'in çok gerçekten güzel fotoğraf veren bir şehir. Ben bu fotoğraf çekmiştim. İzmir Göztepe Rotary Kulübü'nden oradan ödül vermişlerdi. Bunun için yine şehirlerle ilgili bir şeydi. Sonra şurada Eskişehir'den devam edebilirsem birkaç fotoğraf vaktimiz varsa göstermek isterim. İz diye bir şey hazırlanmıştı. Ben bunu Eskişehir'de şimdi AVM oldu orası. Hatırlayamadım da o etinin fabrikasının olduğu yerde şimdi AVM oldu. O etinin fabrikasının olduğu kamyonlar. Kanatlı un fabrikası. Orası vardı hocam. Oraya kamyonlar girer çıkardı. Böyle gelip gider fotoğraf çekerdim. Güzel izler bulduydum böyle. Bunları bir zaman sonra ifsakta kullandılar iz diye. Ben de Eskişehir'de bayağı bir bisiklet sürüyordum falan. Bunu da o zaman öyle bir yol boşken çekmiştim. Eskişehir'de bunu da bir yerde kullandılar iz olarak. Aslında Eskişehir'de de yeni bağların yıkımı ben Eskişehir'den ayrılırken başlamıştı 2008 gibi. O zaman hep bağ evleri vardı. Öğrenciler de bağ evinde kalırdı, bahçeli vesaire. Ben giderken yavaş yavaş başlamıştı. Hani bunlar da Eskişehir'de çekmiştim. Çektiğim fotoğraflardı. Eskişehir'de hocam bir gün sergiye gitmiştik. Eskişehir Sanat Derneği Şahabettin Bey. Evet. Sergi organize etmişti o zaman 2006 yılında. Biz de vardık. Sergiye gittim. İşte sizleri bekliyordum. Muhtemelen siz de gelecektiniz. Arkadaşlar da gelecekti. Bizim orada sergide yer alan. Orada yukarıda bir otopark gibi oradaki kültür merkezi var. 2 Eylül çarşısı vardı. O çarşının yanındaki binada. Burası 2 Eylül Caddesi. Ben Eskişehir'i bu şekilde yorumlamıştım. Tramvay rayları, bir bisiklet vesaire. Bunu bir zaman sonra National Geographic kullandı. En iyi 50 fotoğraf içerisinde, hatta kendileri, öyküyü ben yazmadım, kendileri yazmıştı. Bir sanat filmi sahnesini andıran bu kare Eskişehir'de sıradan bir günde çekilmiş. Tramvaylardan ve insanlardan fırsat bulan ve boş yolların tadını çıkaran bir bisikletliği geometrik şekillerden oluşan gümüş renkli bir fonun üzerinde ilerlerken yakalamış diye 2015 yılında National Geographic bunu kullanmıştı. Orada bir portfolyom vardı. Oradan bulmuş, ulaşmışlardı. Eskişehir yani bu yönden de verimli bir şey. Bana da bayağı bir bu fotoğraflar vesilesiyle şey kazandırdı yani fotoğrafçılığıma ilerletecek vesaire. Başka mecralarda National Geographic gibi hani bir dergide ismim geçmesine biraz da Eskişehir'de çektiğim fotoğraflarda sebep oldu. Eskişehir'in de o yönden fotoğraf veren bir şehir olduğuna inanıyorum çokça. Emel Hanım'ın bir sorusu var. Aga. Sur içi gitmek için güvenli mi? Oraya tırmanan gençler bağımlı mı? Evet. Orada zaten içiyorlardı aslında. Ben merhaba dedim. İşte şey yaptık. Biraz da fazla şey yapmadım. Orada bir zaman sonra dedim çok güzelmiş manzaranız falan dedim. Biraz tabii ki onların ağzından konuşmak gerekiyor. Güzel, hep mi buraya çıkıyorsunuz vesaire falan. Öyle şey yapmış, konuşuyorlardı. Sonra dedim ben bir iki kare alacağım buradan. İneceğim, hani rahatsız olmayın dedim. Çektim yani. Orada yüzleri de açık zaten. Hiç saklamadılar, gizlemediler. Sulu Kule Damar. Algerciğim ben ayrılıyorum. Bizim eski EFSAT'ın başkanlarından Murat Çamkoru tanırsınız. Evet hocam. Murat benim şimdi oturduğum evin köşesinde bir yerde bir kafe var. Kafenin sahibi de yine EFSAT'ın eski başkanlarından Alper. Orada bir caz müziği çalıyor. Beni saat 9'da bekliyorlardı. Senin bu gösteriyi şey yapamadım ama izni rica ediyorum. Evet. Arkadaşlar herkese selamlar. Eline sağlık çalışmalar için. Teşekkür ederim. İyi akşamlar hocam. Herkese. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar hocam. Sur içinde sur içinde çoğu yerde denk gelemezsiniz. Eskiden Sulu Kule bölümünde vardı ama şu anda çok fazla denk gelmiyor. Ben geçen karda gittiğimde fotoğraf çekerken durdurdular. Neyi çektin? Hatta fotoğraf makinesinin ekranına bakmak istediler.
Onları çekmediğim halde orada bir şey vardı, kadın vardı, o eski evlerle birlikte. Onlar da orada bir yer vardı, yufkacı mı bir şey, bir dükkanıydı işte, ekmek, yufka vesaire. 2-3 kişi çıktı. Bu Ocak ayında yaşandı. Yani geldiler, hani fotoğrafları görmek istiyoruz dediler. Buyurun dedim, sizi ben çekmedim, yani sizinle benim bir işim yok dedim. Ben açıyı gösterdim, bakın buradan orayı çekiyorum. Tek tek şeyden, LCD ekrandan gösterdim yani. Hani yaşanabiliyor, denk gelmeyle ilgili bu iş. Yani denk gelirsiniz, sorun çıkartabilirler. Oluyor ama iletişim kurmak gerekiyor. Biraz da fazla siz üstlenmeniz lazım. O zaman şey yapıyor ama böyle biraz daha mazlum vesaire bulurlarsa parasını ver, şöyle yap, böyle yap diyebilirler yani. Olabiliyor. Diyeceklerim bu kadar. Eğer soru varsa alabiliriz. Yoksa... Ben bir şey sorabilir miyim acaba? Buyurun. Tabii Can Bey. Bu sur içinde bir fotoğraf galiba bağlantı hızından tam göremedim, eksik gördüm. Sanki bir siyah cübbeli böyle 3 kişi, bir de pentagram vardı. O da aç, onu merak ettim. Evet. Onlar pagan mı, sonradan dogmatik olmayan başka bir, ben o çocuklarla muhabbet ettim. Öyle normal yoksa çekemezsiniz hani. Bir festival falan mı var dedim acaba? Festival yoktu. Festival yok. O çocuklar geziyorlar. Gülhane Parkı'nda ben onlara denk geldim. Sonra evet, geçtim, sonra geri döndüm. Koştum çocuklara. Şuradan evet, bulmaya çalışıyorum. Sonra çocuklara tekrar koştum. Ya dedim bu yaptığınız iş mesele nedir? Hani bu bir din midir? Bir şey midir? Siyonizm işareti gibi gördüm ben onu çünkü. Sonra işte çocuklar şöyle böyle anlattılar. Dogmatik olmayan da dedi. Sonradan anlattılar. Ben onu evet, Instagram'da paylaştım hatta. O şimdi buldum. Şimdi paylaşabilirim. Şey, o Davut Yıldız'ı değil o. Pentagram. O satanistlerin daha çok. Evet, ben hani çok bilmediğim için şimdi paylaşıyorum hemen. Bu çocukları diyorsunuz. Evet. Pentagram, evet. Pentagram var. Ben bunu işte Siyon vesaire gibi. Burası Gülhane Parkı. Yani işte her çeşit, her tipten insana denk gelebiliyorsunuz. Bunlarla da evet, önce, önce konuştum ben. Hani nedir, siz ne yapıyorsunuz? Nedir şu kıyafetler vesaireler ve geziyorlar. Bir sürü halk var. Hani Fatih de böyle şeyi pek kaldırmıyor değil. Hani bunu da yapıyor ama az bir şey daha, Çarşamba diye bir bölge var. Oraya çıksalar başlarına iş gelir. Fotoğraf makinesini fotoğraf makinesine bile karşılar. Çarşamba denilen bölge. Yıllarca evet, da belgesel çekilemedi orada. Hatta güzel bir belgesel vardı onunla ilgili ama şimdi unuttum. Rumlar ve Türkler diye böyle bir çok eskiden çekilmiş güzel bir belgeseldi. Orada bile Çarşamba'ya gidiyor, saldırıyorlar. Belgesel orada kesiliyor. Orası yok. O mahalle gösterilememiş. Her yer var. Tabii ki burada laf söz de yiyorlar vesaire. İlla ki oranın gençleri de bunlara karşı işler olabiliyor. Ben sordum, sonra izin aldım. Peki fotoğrafınızı çekebilir miyim diye. Kendi işaretlerini yaptılar. Şu artık hani bu şekilde. Evet, ilginç. Tutdum. İlginç yani. Hani bu karşıtlığı hani mesela burada vesaire işte din anlamında bir tarafta evet, farklı şeyler var. Öbür tarafta daha koyu. Ama herkes birbiriyle yaşıyor ama. Yani yaşıyor. Kimse o mu bu mu demiyor. Sur içinde böyle bir şey var. Yaşıyorlar. Yan yana yaşıyorlar. Balat daha karışık. Balat'ta veya yukarılara çıktığınız zaman orada yine bu tarz insanlarla çok çok radikal Müslümanlar bir arada yaşıyorlar. Yani çok zaten karmaşık bir yeri var. 10 metrede bir cami ve kilise var. Farklı farklı. O yüzden öğrenmişler birlikte yaşamayı. Muhtemelen ta yüzyıllardır bu şekilde yaşanıyordu zaten. Hani orada Fatih'ten sonra, fethedildikten sonra yine Hristiyanlar da vardı. Müslümanlaşanlar da tabii vardı. Ki. Kabul etmeyen de vardı. Bu Sur içi denilen yer yani 1000 yıldır böyle yaşıyor aslında. Şu anda mesela da bir şey... bu tarla başında da galiba bir kentsel dönüşüm başlamış. Tarla başı da sizin dediğiniz gibi böyle çok kozmopolit bir yer. Hani her türden, ırktan insan var orada da. Tabii. Tarlabaşı başka bir alem. Orası çok evet, farklı bir alem. Biraz daha tehlikeli orası ama. Daha az izin veriyorlar
Tabii tabii. Ben çektim orada. Bayağı fotoğraf yine çektim ama bıçak çeken oldu mesela orada. Bıçak çekip kovaladı. Yani defol git vesaire falan diye. Kaçtım yani. Bir şey yapmadım. Direkt kaçtım yani. Çünkü ikna edemezsiniz. Yani madde almıştı yani. Bir de suç oranı yüksekti orada. Şu anda bayağı şey oldu da. Tarla başında da şöyle bir şey var. Giderseniz tarla başının en altında Adam Mikasoviç diye bir müze var. Büyük bir şair. Çok ilginç bir şey. Adam tarla başında yaşamış. Adam Mikasoviç diye birisi. Diğer Türklerin adıyla kullandığı bir adı da var ama unuttum. Bir müze var mesela. Oraya gidiyorum. Oranın bahanesiyle en azından müzeye gideceğim diye mahallelerden geçerken 3-5 çekiyorum fotoğraf. Yani elinize sağlık. Çok hoş olmuş. Yok, çok işte. Sağ olun. Teşekkür ederim katılımınız için. Yorumlarınız için. Rica ederim. Yine varsa alabilirim. Başka sorusu olan var mı? Bu şekilde hani en azından bugün bu şekilde işte insanı insana anlatmış olduk. Fotoğraf makinesinin en büyük işlevlerinden birisi. Çok basit ama büyük bir işlevi insanı insana anlatmak. Bu şekilde tamamlamış olalım. Çok benim için güzeldi, zevkliydi. Bayağı bir şeylerden de konuştuk. Felsefi alanına da daldık. İnşallah ileride yine devam ederiz. Çok teşekkür ederim ben. Agah Bey şeyi de konuşalım da hemen kapatmayalım isterseniz. Buyurun tabii. Sizin bir de kitaplarla ilişkiniz var. İki basılı kitabınız var. Ben onları okumadım. İsimleri yalnız çok ilginç. Anı naftalinlemek, naftalinlemeyi kullanmışsınız. Saklamak ya evet yani evet, hani biz aslında hep anları saklıyoruz. Bizim niyeyse böyle bir şimdi Levent Hoca olsa o da devam eder. Zapt etme meselesi var. Fotoğrafçıların hepsinde bir zapt etme. Yani anı niyeyse bir zapt etme bizim dürtümüz var. Şimdi Sevim Hanım'ın dediği gibi de artık geçmişten gelen bir acı mı var? Geçmişten gelen bir özlem mi var? Biz neyi arıyoruz bilmiyorum ama fotoğrafçılarda hep bir zapt etme meselesi var. Şunu da alacağım, bunu da hele de böyle artık biraz sonu gelmişse bir şeyin onu saklayalım diye böyle bir şeyimiz, arayışımız var. Anı naftalinlemek evet. Oradan geliyor. Evet. Bir de sizin şu hani İfsat'ta sinema eğitimi almışsınız. Herhalde o şekilde bir yöneliminiz de var. Çünkü İfsat'ta fotoğraf yazılarınız zannediyorum toplam 3 oldu şimdiye kadar. Son avari adımlar incelemesiyle birlikte. Biri Sevmek Zamanı. Hatta onu Metin Eksan'la Metin Eksan filmi. Kentin anısına hazırladığımız bir bölümdü. O da oldukça dikkat çekici bir çalışmanızdı. Evet, Sevmek Zamanı'nın içindeki diyaloglar yani fotoğrafla ilgilenen kişiler için bir blow up filmi Levent Hoca şimdi hep onu söyler. Blow up filmi önemlidir. O blow up filminde de işte bir şeyi aramak, beynindekini mi kaydediyorsun yoksa kaydettiğini mi beynine algılatmaya çalışıyorsun? Bunu anlatır blow up filmi. O cinayeti gördüm diye Türkçe çevirilen film. Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filmi ise bana kardeşim söylemişti. Demişti ki bak fotoğrafla uğraşıyorsun bir onu izlesene demişti. Hani senin için diyaloglar var içinde demişti. Ben o şekilde izledim. İzledim filmi o kadar hoşuma gitti ki tamamen görüntü, suret ve surete aşık olmak. Evet. Gerçek ve gerçek üstü. İşte bir tamir için gittikleri bir evde biraz spoiler vereyim şöyle. Tamir için gittikleri adada, büyük adada bir evde. Orada zengin bir insanın bir kızının fotoğrafı var şöminenin üstünde ve aşık oluyor orada Müşfik Kenter oradaki artiste başrol oyuncusu ve o surete aşık olmayı çok güzel anlatıyor. Ben diyor sana değil diyor suretine aşık oldum diyor. Kız onunla devam etmek istiyor, onunla böyle bir aşk yaşamak istiyor ama adam bunu kabul etmeyip ben senin suretine ve o çerçeveyi alıyor gezdiriyor. Ya mutlaka izleyin. Şimdi ben anlatayım. İçinde kayıkta o sahne muhteşemdir. Türk sinemasının kült filmlerinden tabii ki. Zamanı. Öyle bir film. Evet çok yani ben filmden kareler kullanmadım onu anlatırken. Hani ileride belki sorun yaşayabilirim çünkü çok fazla yer yayınladı. Ben Yüzün Üstünde de makalem yayınladı. Bu türlü yazılarım yayınladı. Birçok dergide, gazetede vesaire sanal ortam veya basılıda. O da bir tanesiydi. En çok sevilenlerden birisi de oldu. Ben onu anlatırken
Anadolu Üniversitesi'nin Japon bahçesinde bir kadın heykeli vardır. Japon bahçesine gidenler bilir. O kadını kullandım ben. Hani filmin içinden kareleri çektiğim zaman yarın bir gün fotoğrafla, telifle vesaireyle bir sorun yaşayabilirim diye ben o kadını kullandım. Sureti. Orada da bir heykel var, bir kadın var, bir suret. Herkes o Japon bahçesine gidince niyeyse oraya gitmek ister. O kadının böyle suya yansıması vardır vesaire. Şimdi Levent Hoca olsaydı o anlatırdı çok daha belki şey. Ben ona da hiç söylemedim bunu gerçi ama bilmiyorum o da dikkat etti mi ama hep gidenler o Japon bahçesinde o kadının suda yansımasındaki suretini çekerler. Hep sürekli yanına giderler. Hatta o yandaki patikadan yürürler. İki tarafta su, ortada bir duvar var. Oradan yürüyüp kadının koluna girip fotoğraf çekinirler. Yani düşse aşağısı da havuz, arkası da havuz. Japon balıkları yüzüyor. Ben o geldi, o şeyi kullandım. Oradaki heykeli kullandım. Kadın heykelini kullandım. Hatta bir seferinde gittim. Onu işte kaşkollerle falan da böyle bir omuzlarına attım, giydirdim, bir şeyler yaptım o heykel için. Ve böyle bir daha sureti şey yapayım diye, yani böyle insana büründüreyim diye o fotoğraflarda var. Bunları da hani hiç anlatmamıştık ama iyi olmuş yani bu tespitiniz. Onun da hikayesi o ama bu izlenmesi gereken bir film. Kesinlikle evet. Fotoğrafçıların izlemesi lazım. Evet, sizin yazılarınızı da buradaki konuklarımıza da duyurmuş olalım. Web sitemizde Agah Bey'in yanlış hatırlamıyorsam 3 yazınız var bizde. Onlara da başka fotoğraf yazıları var. Faruk Atalayer'in oldukça fazla. Çok değerli yazılar. Ziyaret ederlerse web sitemizi hem de yenilendi. Çok zengin içeriği şu anda. İzleyebilirler. Onu da söyleyeyim. Sevim Hanım sorusu var herhalde. Sevim Hanım buyurun. Agah Bey, ben sizin gelişiminize katkı sağlayan, sizi etkileyen ve önereceğiniz kitap isimlerini sıralayabilir misiniz? Tabii, şimdi az önce söylediğim gibi bize de hocalarımız tavsiye etmişti. Mesela John Berger'in kitaplarının hepsi değerli. Mesela bir John Berger'in Görme Biçimleri biraz ağır bir kitap ama herkesin okuması lazım. John Berger'in yine hep Metis yayınlarından. Walter Benjamin'in var. Susan Sontag'ın fotoğraf üzerine diye bir şeysi var. Orada mesela fotoğrafı çok anlatır. Silah gibi gösterir. Bir sürü şeye benzetir. Çok böyle hayalperest şeyler de yapar. Az önce Jonathan Crary'nin Gözlemcinin Teknikleri diye bir kitap. Az önce ondan bahsettim. Yani biz gözlemci miyiz, seyirci miyiz? Bunu çok güzel anlatıyor. Hocanın dediği gibi de ağır bir kitap. Resim sanatıyla ilgilenenler için resmi de çok güzel anlatıyor. Resimden fotoğrafa. Zaten o gözlemcinin tekniklerinde 19. yüzyılın modernite görüşü neydi? Bunu anlatıyor. Biz nasıl fotoğrafa geçtik? Nasıl resmi bırakıp da o tarafa döndük? Bunu anlatıyor. John Berger'in O Ana Adanmış diye bir kitabı var. O çok güzeldir içeriği. Bizim işte bu az önce yaptığımız o duyguların çoğu orada var. Ve bir sürü de alıntı yapar. Susan Sontag'ın yine Başkalarının Acısına Bakmak, fotoğrafçıların çoğu okumuştur. Biz burada az önce de başkalarının acılarına baktık aslında. Hani bir nevi yıkılmış gitmiş, çoğu ustalar ölmüş, işi bırakmış vesaire. Aslında hep silinmiş gitmiş hayatlar var burada çoğu yaptığımız şeylerde. John Berger'in Bir Fotoğrafı Anlamak kitabı mesela. O da çok değerli. Değerli çok. Bir şey daha vardı. Bu Terry Barrett'in. Terry Barrett'in mesela her fotoğrafçının okuması lazım. Terry Barrett'in Fotoğrafı Eleştirmek diye bir kitabı var. Çok şey öğreneceksiniz. Hatta bütün kümülatif bu kitapların bir özetini yapmışlar resmen. İmgeleri anlamaya giriş diye. Biz zaten imgeleri anlamaya ihtiyacımız var. Bizim meselemiz imgelerle. Hep imge, görüntü. Fotoğrafla uğraşan kişinin tek bir mevzusu var. İmge, görüntü. O Fotoğraf Eleştirmek kitabında okuyabilirsiniz. Benim o anlattığım şeylerde ise mesela David Hearn, Magnum fotoğrafçısı. Onun da bir kitabı var. Hatta kapağında böyle balon tutmaya çalışan David Hearn partilerin adamıdır. Hep böyle doğum günü partisi, düğün partisi bilmem ne hep onları çeker mesela. Biliyorsunuz. Evet o. Çok güzel bir kitaptır. Bir başka evet. Magnum fotoğrafçısıyla sohbet ediyorlar. İsmi Bill Jay de herhalde üstünde. Evet, Bill Jay. İkisi de aslında Magnum fotoğrafçısı bunların. İkisi de birbiriyle oturup sohbet ediyorlar. Muhteşem bir kitap, evet.
Evet, yani bizim hani bu yaptığımız çoğu şeyi özetliyorlar ve ikisi de karşı çıktıkları şeyler de var. Fotoğrafla Diyalog diye bir kitap var. Bana hediye gelmişti. Evet. O da bütün fotoğrafçılar, burada Espas yayınlarından Hüseyin Bey anlatmıştı o kitabı zannedersem. Evet, evet. Yani Agah Bey aslında bu Espas yayınları özellikle fotoğraf üzerine çok değerli yayınlar evet. yapıyor. Ve şu anda bu son kitabı da yine daha piyasaya çıkmadan daha uygun fiyatlarla satışa da sunuluyor. TFSF aracılığıyla biz hatta yayınlarımızda da duyurduk. Fotoğraf Estetiği diye bir kitap. Fotoğraf anahtar mıydı şu anda hatırlayamadım. Yani Espas yayınlarından çıkan her kitap, Metis'te de çok değerli kitaplar var. Ama özellikle Espas'ta fotoğraf üzerine çok değerli kitaplar yayınlanıyor. Tabii Merter hocamızın da, bizim rahmetli Merter hocamızın toplumsal belgeci fotoğraf ve Fikret Otyam örneğine bakmak diye bir kitabı vardı. Harika bir kitap o da, evet. O kitap bizim işte öncümüz oldu. Ben Merter Oral hocayı yaşarken gördüğümüz, yani onun fikrini alıp iş yaptığımız. Biz böyle o zaman bu belgesel şeyleri çekerken bizi eleştirirdi. Siz kelle paça çekmişsiniz. Siz belgesel yapmamışsınız derdi, eleştirirdi. Şimdi Levent Hoca da gitti. Levent Hoca'ya da birkaç fotoğraf götürürdüm. Bunların gözü nereye bakıyor derdi bana. Nereye baksın hocam derdim. Derdi ki sen bileceksin, ben mi bileceğim derdi. Levent Hoca da. O işi oturtmak çok zaman aldı. Hakikaten nereye bakacak bu insanın gözü? Oraya mı, bana mı, vizyona mı ya da yaptığı işe mi? Orada biraz an belirliyor. O hep biz ona sorardık. O da bize, ben onu sana anlattıktan sonra derdi, sen ne yapacaksın o zaman derdi. Az önce de hani dediği oydu. Ben onu bunu anlatınca sen ne yapacaksın peki derdi. Şey yapardı o. Onların aslında evirmesiyle çevirmesiyle biz de bir şekilde hani ucundan tutmuş olduk bu işleri. Öyle yani oldu. Tabii onlar fotoğrafın özellikle içerik kısmıyla ilgilendikleri için, özellikle belgesel fotoğrafçılar için temel olan fotoğrafın anlama ve anlatma aracı olmasıdır. Bir toplumsal duruşu, bir muhalif duruşu, bir itirazı belgelemesidir. O açıdan bakınca tabii fotoğrafın içeriğiyle çok ilgililer. Tabii ki teknik zaten bence olması gereken bir şey ama tamamen teknikten ibaret bir fotoğraf ki Türkiye'de maalesef daha çok öne çıkarılan teknik yeterlilikleri üstün olan fotoğraflar, güzel fotoğraf dediğimiz fotoğraflar. Bu akşamın konusu tabii ki bu değildi. İçeriği güçlü olan fotoğraflardı. Tabii şimdi gazeteler bu fotoğrafları hiçbir zaman seçmez. Bu kitapların hangisindeydi hatırlamıyorum şeyde. O az önceki kitapta olabilir, David Hearn'le konuşma içerisinde olabilir. Orada onu söylüyor. Biz çekeriz ama gazeteler için başka özel çekeriz diyor orada. Çünkü evet. Gazeteler için bizim çektiğimiz içerik değil, onlar için görsel açıdan, o David Hearn'in lafıydı herhalde, görsel açıdan da güçlü olan aslında gerçeği etkiler diyor. O yüzden Semra Hocam'ın dediği gibi görselliği artırılmış fotoğraflar daha da çok tercih ediliyor. İçeriye bazen bakılmayabiliyor ama halbuki çok gerçekten büyük bir içeriği çekmiş birisi silinip gidebiliyor. Çok daha görsel çekilmiş bir fotoğrafın yanında. Evet. Şu anda bakın çok gelişi güzel açtım. Yıldız koymuşum ben, öyle biraz çizerek falan okurum. Şöyle bir paragrafın çok başını söyleyeyim zaman almamak için. Pek çok fotoğrafçı kendi tırnak içine demiş kendi rolünü büyütmese, hatta küçültse ve olabildiğince konuyu öne çıkarsaydı dünyaya ufak bir lütufta bulunmuş olurdu diye devam ediyor. Doğru. Yani onlar... Onların bakış açısından o hayatı anlamak ve anlatmak. Tabii ki onların gerçekliği başka. Çektikleri bu gerçekliği anlatmak. Ama tabii ki fotoğrafçının hatta böyle işte o gerçekliği anlatırken de fotoğrafçının bir anne gibi olduğunu da söyler. Bir anne gibidir der. İçgüdüseldir der. Yani ona verin, o ne yapacağını bilir der bir fotoğrafçı. Yani konusunu içsel bir şekilde bir duyguyla yönetir de. Hatta bu işlerde de mesela işte ben Fikirtepe'ye gittim geldim ama ben öylesine çekip gitmiş olsaydım uzaktan kimseye yaklaşmadan fotoğraflar başka olacaktı. Ama hepsinin mekanına girip konuştuğum için, özel alanına girdiğim için daha güzel fotoğraflar verdiler.
Yani bu Magnum fotoğrafçılar da hep bunu der. Zaten bir anne gibi içselleştir ve yaptığın işi sev derler. Ha sevmesen de çekersin derler. Bu kitapta diyor sevmeden de çekersin diyor. Sorun yok diyor. Ama severek çek diyor. İçselleştir diyor. Yani okumak lazım ya. Fotoğrafçıların evet. Okuması lazım. Çok konuşulur. Yani bu, çok güzel kitaplar evet. Yani öyle bir laf da vardır ya. Bir fotoğraf iyi değilse yeterince yaklaşmamışsınızdır diye. Robert Capa. Evet Robert Capa'nın sözü olması lazım. Evet. O söylüyor. Doğru diyor. Özel alana girmek lazım. Yani o şeyi yapmak lazım. Cesareti göstermek lazım fotoğrafta. Sevim Hanım. Yine bir soru daha soracağım. Kusura bakmayın. Bu ortam seslerini kaydederken yine kes yapıştır yaptınız mı? Nelere dikkat ettiniz? Tabii. Mesela bazı yerlerde çok gürültü girdiği zaman oraları kestim. Çünkü anlaşılmaz olduğu yerlerde. Mesela sur içinde benim küçük mintonla çektiğim ta 2010 yılından sesler de var. Onlar mesela kalite olarak biraz daha düşük. Ama sonra cep telefonu, bu daha ciddi cep telefonlar çıkmaya başlayınca onlarla çekmeye başladım ki cep telefonları ortam sesini çok güzel alıyorlar. Yani ses kayıt cihazları maalesef o kadar başarılı değil. Hatta hani dediğim gibi işte sırlarını söyleme der ama hocam şimdi görüntü estetiği görüntü yönetmenleri de kamera çekimi yaparken cep telefonlarını açıp olayın yanına koyuyorlar ve sonra o kısa filmlerin çekimlerin çoğunda cep telefonu sesi vardır. Cep telefonuyla kaydedilmiş sesler vardır. Çünkü cep telefonu çok güzel organize ediyor. Hele son 2-3 yılda çıkan makineler. O yüzden cep telefonunuzun hani ses alma yeri yukarıda açık bırakıp konuşursanız önemli olan şu, karşı tarafı dinlerken dinleyin. Karışmayın çünkü bırakın anlattığı kadar anlatsın. Bırakın anlattığı kadar anlatsın. Yani sabırlı olun, zaten o sizi daha güzel bir yere gönderecektir. O sizi daha güzel bir fotoğraf aşamasına taşır. Ya bir yere götürür, gel burayı da çek diye, ya da gidecek birisini söyler. O yüzden hani orada dinlemek lazım. O yüzden mesela normalde o fotoğraf benim çekmem 1/1000 saniye olması lazım. Gündüz gözüne çekiyorum. Ama orada bir kişinin fotoğrafını almam yani 6-7 dakikamı alabiliyor. Ve ben böyle 80 tane sanayiciyle konuştum. Yani bir mesai harcadım aslında. Tersleyen de oldu, gel konuşalım diyen de oldu. İşte o ses kayıtlarını o şekilde alabildim yani. Ses kaydı yaptığımı da söylemiyorum. Çünkü o zaman başka olur. O az önceki ithamlarını yapmazlar, geri çekilirler. Önemli olan o. Zaten kimin ne konuştuğu bizde gizli yani. Öyle. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Şeyi soracaktım ben de. David Hurn'un soyadı nasıl yazılıyor acaba? Bulamadım da internette. H-U-R-N diye. H-U-R-N, tamam. Evet, H-U-R-N diye yazılıyor olması lazım. Bir şey daha diyecektim. Hocam, şeyi diyecektim. Sinema işi de bizim fotoğrafçıların bir zaman sonra yöneldiği bir şeydir. Biz Eskişehir'de de Mustafa Deniz vardı arkadaşımız. O da benimle yaşıt, aynı şeydi. O da İktisat Fakültesi'ndeydi. Ben öğretmenlik bölümündeydim. Biz hep Levent Hoca'nın etrafındaydık. Onunla biz bir film çekmiştik bireysel diye. Akbank Film Festivali'ne kadar yürümüştü o iş yani. O zaman hani Cannes Film Festivali'ne katıldı galiba. Sonra Cannes Film Festivali'ne evet, bana o zaman demişti makinalar topluyorum, görüntü yönetmenliği yapmaya gelir misin? Dedim ki benim iki çocuğum var, evdeyim, işleri yapmam lazım. Benim öyle bir durum, buradan kalk Manisa'ya git falan, öyle bir şey yapamam. Ama dedim filmin benlik bir şey varsa yardım ederim dedim. O filmin de alt yazılarını ben çevirmiştim. Cannes Film Festivali'ne kadar gittiler. Zaten hani o fotoğraftan daha çok kısa filme yöneldi. O da kendi alanında gerçekten başardı. Bir şeylere erişti. Aslında hani bir gün davet edilebilirse o da mesela şey yapabilir. Belki Erhan vardı bizim zamanımızdan. O da mesela çok değerli. Erhan o geldi miydi geçen yıl? Mesela Erhan'ı da hani Erhan Arık galiba değil mi? Erhan Arık, o da mesela Kars sınırındaki Ermenilerle Türkler arasındaki hani köylerdeki bir güzel, o da müthiş bir belgesel hazırlamıştı belgeci. Onun da mesela hani davet edilebilirse size belgesel yönünden
Evet. Belgesel fotoğrafçılık yönden çok ilginç bir şey izleyecek, izletir size. Şeyi düşünüyoruz Agah Bey, bizim işte 2 yıldır yapamadığımız Merter Oral anısına fotoğraf haftamız olacak. İşte pandemi döneminde yapamadık. Halen de çok rahat değil tabii elimiz. Erhan Arık da o listede var. Yani belgeselcilere şimdi daha gideceğiz. Tabii ki. Merter Hoca'nın direkt öğrencisidir o. O Merter Hoca'nın. Zaten şeyde ben de tanıdım, bu Merter Oral anısına biz bir panel düzenlemiştik Osman Gazi Üniversitesi ile birlikte. Özcan Hocalar'la falan birlikte. 5 gün sürmüştü panel. Geçen sene Mayıs Nisan'ın sonu da başlayan 5 günlük paneller serisiydi. Bir bölümünde de işte Oral'ın öğrencileri konuşuyor diye ayrılmıştı. Biri de Erhan Arık'tı orada gelenlerin içinde. O da hala çalışmalara devam ediyor yani evet. O şekilde. Hı hı. Ben sonradan İstanbul'a döndüğümde İFSAK'ta tabii ki kısa film, temel sinema eğitimi, temel sinema eğitimi aldım. 2009 yılında temel sinema eğitimine yazılıp hani orada 6-7 aylık bir eğitimde aldım. Çünkü sinemanın da hani temelini onlarla da ilgili güzel hani kitaplar vesaireler, işte Brecht'i Anlamak diye bir kitap vardır. Bu Brecht'in estetiğini anlatan bir kitap. Mesela tiyatrodan filme vesaire neler çevrilmiş, nasıl bir estetik kurgulanmış. Çünkü fotoğrafçıların estetik şeysi de önemli. Fotoğrafla sinemayı ayıran aslında tek bir şey var. Fotoğrafta ben neye bakıyorum var, sinemada bundan sonra ne göreceğim var. Fotoğraf, o yüzden ben fotoğrafı daha çok seviyorum. Baktığı şeye odaklanıyor. Sinemada ise bundan sonra ne göreceğim? Sürekli bir akış olduğu için sinemada farklı bir durum var ama fotoğraf durağan bir şey olduğu için herhalde beni çok daha fazla etkiledi, çekti. Bir de bireysel yapılabilmesi daha benim için herhalde çabuk organize olabilme açısından. Çünkü kısa film çekmek istediğin zaman en az bir 10 kişilik bir ekip kurmamız lazım ve ciddi bir şekilde bir araya gelmesi lazım. Biraz daha zorlayıcı bir durum diye düşünüyorum. Bundan sonra var mı projen Aga? Var aslında. Şimdi Geometri ve İnsan bitti. Proje Geometri ve İnsan diye bir proje var. Tamamen insanın geometriler içindeki yeri. O Fikirtepe'nin son fotoğrafı, onun da aslında şeysi, başlangıcı oldu. Geometri ve İnsan. Tamamen geometrik şekillerin içindeki insan var. Onu da hazırlıyorum. Bitti zaten o şekilde. İnşallah şey yaparız. İnşallah izleriz. Birlikte izleriz yine. İnşallah. Var mı başka sorusu olan, yoksa çok teşekkürler diyelim. Ben çok teşekkür ederim. Hani bu şekilde sunumumuza, konuşmamıza vesaire bu şekilde buluşmaya imkan tanıdınız. Beni de bu şekilde sunumlarımı izlemek için seyirciyle buluşturdunuz. Çok teşekkür ederim ben de. Sizlere bu akşam bu saate kadar durmak, konuşmak, beklemek, sabır. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.